Farkındalık, Afet Yönetimi ve Farkındalık Araştırmaları. Giriş. Bulunduğu coğrafyanın özelliklerinden dolayı Türkiye, deprem, sel, heyelan, çığ, yangın gibi doğal ve insan kaynaklı birçok afetin yol açtığı can kayıpları bakımından dünyada en riskli ülkelerden biridir. Afetlerin ortaya çıkardığı fiziksel ve ekonomik etkiler, ülkelerin kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik büyümesini etkilemekte ve bu durum özellikle sürdürülebilir kalkınma açısından çok önemlidir. Ülkemizde, afetlerde mal ve özellikle can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan faktörlerin arasında yapısal faktörler kadar yapısal olmayan faktörler de önemli rol oynamaktadır. Yapısal faktörlerin başında binaların sağlamlığı, kullanılan malzemenin yeterliği ve konumlandırıldığı yer ve B durumlar aklımıza gelirken yapısal olmayan faktörlerin başında afet farkındalığı ve bilinç düzeyi aklımıza gelmektedir. Yapısal olmayan faktörlerden kaynaklanan kayıpları azaltmak ve tüm yurdumuzu afetlere dirençli bir toplum haline getirmek bir toplumun öncelikli hedeflerinden biri olmalıdır. Bu amaçla, önlem alma ve zarar azaltma kültürünü kurumlarımızda ve toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknoloji ve iletişim imkanlarından yararlanmak, yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte işbirliklerini geliştirmek için gerekli tüm adımlar atılmalıdır. Söz konusu afetlerin toplum tarafından nasıl algılandığını anlayabilmek, yapılacak hazırlıklara yön veren çok önemli bir unsurdur. Bu kapsamda, toplumsal bilinçlendirmeyi geliştirme ve farkındalık artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar, afetlere karşı daha hazır ve afet sonrasında daha iyi koordine olabilen bir yapıya ulaşmak için tüm paydaşlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Ülkemizde bu bağlamda atılan en önemli adımlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nca, AFAD, gerçekleştirilen Afete Hazır Türkiye projesidir. Bu bilinçlendirme ve eğitim seferberliği projesi. Afete Hazır Aile. Afete Hazır Okul. Afete Hazır İş Yeri. Afete Hazır Gönüllü Gençler. Kampanyalarından oluşmaktadır. Afet farkındalığı ve afete hazırlıklı olma seviyesi yeterli düzeye ulaşmış toplumlarda, afetlerin yaratacağı kayıpları önlemek için örgütsel ve sistematik çözümler üretmek mümkün olmaktadır. Her türlü çözüm, tüm toplum kesimlerinin afetler konusunda eğitimden geçirilmesi ile anlam kazanacaktır. Farkındalık ve hazırlıklı olma seviyesinin tatmin edici bir düzeye ulaşması ve doğa olaylarının afet ya da felaket haline gelmeden göğüslenmesi ancak eğitim yoluyla mümkün olabilecektir. Farkındalık kavramı. Farkındalık, bilinç ile ilişkilendirilen bir kavram olarak genellikle insanla ve özellikle de psikolojik anlamda gelişmiş, olgunlaşmış insanla özdeşleştirilmiştir. Psikolojik bilinç, kişinin kendi yaşantı ve davranışlarının nedenlerini anlayabilmek amacıyla, duygu, düşünce ve davranışları arasındaki ilişkileri fark edebilme, kendine bakabilme, kendini inceleyebilme ve kendi üzerinde düşünebilme yeteneği olarak kabul edilmektedir. Farkındalık, kişilerin kendi tutum ve davranışlarının ne ölçüde farkında olduklarını belirtmek için kullanılır. Bireyin mekanı kendi içsel dünyasına göre algılaması sonucu çevresine yönelik farkındalık oluşturması olan bir durumdur. Bireylerin bakış açıları, durum veya olaylar karşısında nasıl hissedeceğini ve nasıl tepki vereceğini etkilemektedir. Kişinin çevreyi ve doğayı algılayış biçimi çevresine yönelik duyuşsal farkındalık geliştirmesini doğrudan etkileyebilir. Tutum, bireyin bir durum, olay ya da olgu, bir eşya, bir durum, bir olay, bir birey ya da bireyler grubu, karşısında ortaya koyması beklenen olumlu ya da olumsuz değerleme, olası davranış biçimi veya tepki olarak tanımlanabilir. Tutumlar, insanın bir şey hakkında ne hissettiğini ifade eder. Davranış, bireyin yapabileceği her şey olarak tanımlanabilir. Davranış bir organizmada yer alan ve organizma tarafından yapıldığı görülen, konuşmak, yürümek, televizyon seyretmek, yemek, okumak ve görülmeyen, düşünme, hissetme, sevilme, üzülme, hatırlama, unutma, öğrenme, rüya gibi iç yaşantılar eylemleridir. Tutum-davranış ilişkisini etkileyen faktörlerden biri de farkındalıktır. Yapılan araştırmalar yüksek farkındalığın tutum-davranış ilişkisini güçlendirdiğini göstermektedir.
farkındalık tutumlara ulaşmayı kolaylaştırdığı gibi farkındalığımız yüksek olduğunda, herhangi bir konudaki tutumumuzun ne olduğunu daha iyi bilir ve tutumlar belleğe daha kolay çağrılarak davranışlarımız daha kolay etkilenir. Afetler ve acil durumlara ilişkin farkındalık oluşturmada özünde afetlere karşı tutum geliştirme ve ona göre davranış biçimi oluşturma bağlamında değerlendirilmelidir. Tutum ve davranış oluşması açısından da bilgi düzeyinin yeterli seviyeye gelmesi sürecin daha istendik düzeyde gerçekleşmesi açısından önemlidir. Afetler ve afet yönetimi. Son yüzyılda afetler hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu durumu geçen yüzyılda meydana gelen bölgesel savaşlar, ağır ekonomik krizler, terör olayları, büyük toplumsal hareketler, göç hareketleri gibi insan kaynaklı nedenler ve doğanın en büyük yıkıcı gücünü oluşturan depremler, sel ve kasırga felaketleri, büyük yangınlar, gelişen teknolojiden kaynaklı çevre felaketleri gibi nedenler oluşturmaktadır. İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen ve yerel imkanlar ile baş edilemeyen her türlü doğal, teknolojik veya insan kaynaklı tüm olaylar afet olarak tanımlanabilir. Doğal tehlikeler genelde önlenemez olarak düşünülürken, bu tehlikelerin afete dönüşmesi ancak ilgili toplulukların baş edebilme mekanizmaları aşıldığında ve bu toplulukların afetlerin etkilerini yönetmeleri mümkün olmadığında ortaya çıkmaktadır. Bir yandan, insan yapımı tehlikeler ve bu tehlikelerin oluşturduğu riskler ise, eğer olayların temelindeki nedenler bilinebilir ve uygun sakınım yaklaşımları uygulanabilirse önlenebilirdir. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Afet Yönetim Sisteminde ve Teşkilatında 2009 yılında bir değişikliğe gitmiştir. Bu yeni anlayış çerçevesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, afet ve acil durum safhasının bir bütün olarak ele alınması ve doğal afetler yanında teknolojik afetler gibi insan kaynaklı afetlerin de risklerinin minimuma indirilmesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Böylelikle, kriz yönetimi anlayışından, bütünleşik afet yönetimi anlayışına geçilmiştir. Afet yönetimi süreci. Azaltma, sakınım. Hazırlıklı olma. Tepki. İyileşme aşamalarından oluşmaktadır. Afet yönetiminde verilecek eğitimler ve yapılacak tatbikatlar, bu aşamalar bağlamında profesyonel veya yönetici seviyesinde çalışanlar için afet yönetimi eğitimi, halk için ise afet bilinci eğitimi olarak ikiye ayrılarak incelenmelidir. Türkiye Afet Farkındalığı ve Afetlere Hazırlık Araştırması. AFAD, Afete Hazır Türkiye Projesi, kapsamında yapılan faaliyetlerin başarısını değerlendirmek ve halkımızın afetler konusundaki farkındalık ve hazırlık seviyesini belirlemek amacıyla Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en kapsamlı, Afet Farkındalığı ve Afetlere Hazırlık Araştırması, Mart 2014'te tamamlamıştır. O araştırmaya göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmaya 2.054 üye erkek ve 1.984 üye kadın olmak üzere 4.038 bireyin katılmıştır. Araştırmaya katılanların 1.455'i çalışmakta, 1.199 üye ev hanımı, 622'si emekli ve 762'si de çalışmamaktadır. Araştırmaya katılanların 913'ü doğrudan bir afete maruz kalmışken, 3.109 üye ise doğrudan bir afete maruz kalmadıklarını belirtmişlerdir. Doğrudan bir afete maruz kaldığını belirten katılımcıların yaklaşık %65'i yaşadığı afetin kendisini, afet konusunda bilinçlendirdiğini ifade ederken, %19'u da yaşadığı afetin afet bilinçlenmesi konusunda katkısı olmadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılanların %35'i kendilerini afet konusunda bilinçli ve %65 gibi çok büyük bir oranının ise ya bilinçli olmadığı ya da kararsız kalarak olumsuza yakın oldukları belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %78'i, 3.139 kişi, çok yaşadığı yerin kaçıncı dereceden deprem bölgesi olduğunu bilmemektedir. Araştırmaya katılanların %91'i afet çalışmalarına katılmadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların yaklaşık %70'i herhangi bir afete karşı hazırlıksız olduğunu ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların %89'u herhangi bir afet eğitimi almadığı belirtmiştir. Araştırmaya katılanların yaklaşık %95'i afete hazır yaşamayı önemsemektedirler.
afet farkındalık kampanyalarında durum analizi. Giriş. Farkındalık kampanyaları, halkla ilişkiler kampanyaları ile benzer bir sürece sahiptir ve genel itibariyle şu aşamalardan oluşmaktadır. Araştırma, durum analizi. Planlama, strateji. Uygulama. Ölçme ve değerlendirme. Farkındalık kampanyaları. Farkındalık yaratmak, belirli bir amaç veya hedef doğrultusunda, insanların tutumlarını, davranışlarını ve inançlarını etkilemek için yapılan, bir konu ya da soruna dair insanları bilgilendirme ve eğitme amacı taşıyan eylemdir. Sayers, 2006, S.O.R. Kimi zaman toplum için olumlu olan, fayda sağlayan konular ya da faaliyetlerle ilgili farkındalık yaratmak gerekirken, kimi zaman da genel olarak toplum düzenini bozan, toplumsal sağlığı etkileyen, dolayısıyla da toplum için olumsuz olarak nitelendirilebilecek sorunlar için farkındalık yaratmak gerekir. Farkındalık kampanyalarının kapsamı şu şekilde özetlenebilir. Toplumu bilgilendirmek ve eğitmek. Hazırlığı artırmak. Problemi gündemde tutmak. Cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti artırmak. Farkındalığı artırmak için yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar ve teknikler şunlardır. Hedef kitleyle doğrudan kişisel iletişim kurulabilecek halka açık toplantılar, sunumlar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler. Okullar, kolejler, üniversiteler, yetişkin öğrenme merkezleri ve kütüphanelerde yapılandırılan eğitim ve öğretim programları. Kütüphanelerde, okullarda ve üniversitelerde bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi. Durağan ya da gezici sergiler ve ekranlar. Broşürler, billboardlar, çizgi filmler, posterler ve kitaplar gibi basılı materyaller. Video, CD/DVD'ler gibi görsel-işitsel materyaller. Web sayfaları, bloglar, e-posta tartışma listeleri, forumlar. Geleneksel ya da online gazete ve dergilerdeki makaleler ve röportajlar. Radyo ve televizyonlardaki röportajlar ve haberler. Ünlülerin sözcü olarak kullanılması. Stratejik ortaklıklar ve diğer kuruluşlarla ittifaklar, örneğin, yerel kütüphaneler, okullar ve sivil toplum. Halkla ilişkiler. Siyasal savunuculuk ve lobicilik. Durum analizi. Farkındalık kampanyalarında mevcut duruma, koşullara ve kuruma etki eden tüm iç ve dış faktörleri enine boyuna incelemenin ilk adımını durum analizi oluşturmaktadır. Durum analizi temel olarak, içinde bulunulan mevcut duruma içeriden ya da dışarıdan etki eden her türlü faktöre dair verilerin toplanması ve bu verilerin sistematik olarak analiz edilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Analiz, bir sorunun henüz başlangıç aşamasında doğru sorular sorma yeteneğini ifade etmektedir. Bir farkındalık kampanyasının durum analizi kısmı 6 aşamalı olarak ele alınmıştır. O aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz. Araştırma. Kurum analizi. Paydaş analizi. Hedef kitle analizi. PESTEL analizi. SWOT analizi. Araştırma. Araştırma süreci en genel anlamda, belirli bir konuyla ilgili sonuçlara ulaşmak amacıyla verilerin toplanmasını ve bu amaçla yapılan her türlü sistematik çalışmayı içeren inceleme olarak tanımlanabilir. Araştırma süreci, durum analizinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Durum analizinin her adımı önemli olmakla birlikte, diğer tüm aşamaların araştırma aşamasında edinilen bilgiler üzerine inşa edilmesi bakımından, bu aşama ayrı bir öneme sahiptir. Araştırma süreci, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk ve görece en maliyetli aşaması verilerin toplanması aşamasıdır. Araştırma sürecinde temel olarak verilerin elde edilebileceği 2 kaynak bulunmaktadır. Literatürde bu kaynaklar birincil ve ikincil kaynaklar olarak adlandırılmaktadır. Birincil kaynak, incelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşmaktadır. İkincil kaynak ise, daha önce farklı araştırmacılar tarafından, benzer ya da farklı amaçlar için ortaya konulmuş ve yayınlanmış verilerden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasından sonraki aşama ise verilerin analiz edilmesidir.
Analiz nasıl yapılırsa yapılsın, araştırmacılar kendi analitik işlem ve süreçlerini mümkün olduğunca tam ve dürüstçe izlemeli ve rapor etmelidir. Bu süreçte tüm kaynaklardan elde edilen veriler araştırma amaçları çerçevesinde düzenlenmeli, kampanyanın amacına hizmet etmeyen gereksiz veriler ayırt edilmeli ve kampanya amaçlarına hizmet eden verilerin özü titizlikle rapor edilmelidir. Araştırmanın son aşaması ise verilerin yorumlanması aşamasıdır. Bu süreçte veriler, araştırma amaçları çerçevesinde yorumlanmalıdır. Verilerin eksik veya yanlış yorumlanması toplanan tüm verileri anlamsız kılabileceğinden, araştırmacı bu süreçte olabildiğince dikkatli davranmalıdır. Hatta, bu süreçte gerekiyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır. Kurum analizi. Durum analizinin ikinci aşaması kurum analizidir. Kurum analizi, kampanyayı yürütecek olan kurumun iç ve dış yapısının, güçlü ve zayıf yönlerinin, tarihsel gelişim sürecinin, altyapısının, kurum kültürü ve imajının, kurumsal kimliğinin, vizyonu ve misyonunun, yönetim politikasının, kurumsal hedeflerinin, önceliklerinin ve daha önceki iletişim faaliyetlerinin ve uygulamalarının analizini içermektedir. Bir diğer deyişle kurum analizi, kampanyayı yürütecek kurumun tüm yönleriyle mercek altına alınmasıdır. Bu bağlamda, kurumun mevcut durumunun ve geçmişteki pozisyonunun ortaya çıkarılabilmesi için şu soruların cevaplanması gerekmektedir. Kurum kimdir ve pozisyonu nedir? Kurum nasıl bir vizyon ve misyona sahiptir? Kurumun yönetim politikası nasıldır? Tarihsel süreçteki gelişimi nasıl şekillenmiştir? Mevcut ve geçmişteki iletişim faaliyetleri ve uygulamaları nelerdir? Kurumsal hedefleri nelerdir? Kurumun kimliği nasıl tanımlanmaktadır? Kurum nasıl bir imaja sahiptir? Paydaş analizi. Paydaş, en genel tanımıyla, belirli amaçlar çerçevesinde bir organizasyon ya da kurumla işbirliği içerisinde bulunan, organizasyon ya da kurumun faaliyetlerinden, politikalarından ve gerçekleştirdiği uygulamalardan etkilenen veya kurumun politikalarına, hedeflerine ve uygulamalarına etki eden kişiler, gruplar, kurum ve kuruluşlardır. Paydaşlar geniş bir gruptan oluştuğu ve kampanyaya farklı boyutlarda ve düzeylerde etki ettiği için kategorize edilmeleri gerekmektedir. Paydaşlar genel olarak iç ve dış paydaşlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Paydaş analizi. Paydaşların tanımlanması. İstek ve beklentilerinin ortaya konulması. Şikayetlerinin incelenmesi. Kampanyadaki işbirliği ve diyalog noktalarının ve paydaşların faaliyet alanlarının belirlenmesi. Kampanyaya etkilerinin ve kampanyadan etkilenme düzeylerinin ortaya konulması olarak 5 aşamadan oluşmaktadır. Hedef kitle analizi. Hedef kitle genel itibariyle, oluşturulan kampanya mesajlarının ulaşmasının amaçlandığı, kampanya ile etkilenmesi hedeflenen kişiler, topluluklar ya da gruplardır. Afet farkındalık kampanyalarını bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak ele aldığımızda ise, hedef kitle, kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir. Hedef kitle, yapılacak olan kampanya türüne göre değişkenlik gösterir. Hedef kitleyi belirlemek bir yandan elzem, bir yandan da zor bir karardır. Çünkü hedef kitlenin belirlenmesinde birçok etken söz konusu olabilir. Hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir. Geçmişteki deneyimler. Kaynaklar. Pazar araştırması. Değişim ihtiyacı. Değişim ihtiyacı. Yatay ve dikey pazarlama gereksinimi. Hedef kitle ilk olarak demografik özellikleri kapsamında analiz edilir ve değerlendirilir. Demografik analiz, hedef kitlenin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi gibi demografik özellikleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Demografik analiz önemlidir, çünkü hedef kitlenin kim olduğuna dair bir çerçeve çizilmesini sağlar. Demografik analiz ile yapılması planlanan farkındalık kampanyasının hangi cinsiyet grubuna, hangi yaş grubuna, hangi eğitim seviyesine ve hangi gelir düzeyine ait insanları hedeflemesi ve etkilemesi gerektiğine karar verilir.
Demografik analizde, kampanya kapsamında belirlenecek olan mesajlar ve bu mesajların hedef kitleye iletileceği iletişim kanalları da kabaca belirlenmiş olur. Demografik analizden sonra, kampanyanın tasarımlanması aşamasında hedef kitlenin davranışlarını belirleyen psikolojik etmenlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Özellikle günümüz dünyasında, sadece demografik özelliklere bağlı bir hedef kitle tanımlaması yeterli değildir. Bireyin psikolojik özelliklerinin, tutumlarının, algılarının ve inançlarının da dikkate alınması ve hedef kitle tanımlanmasına dahil edilmesi gerekir. Hedef kitlenin psikolojik analizi şu etmenler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Gereksinim ve güdülenme. Öğrenme. Kişilik. Algılama. Tutum ve inançlar. İnsan, hayatını tek başına değil, birçok farklı ortamda, birçok farklı kişi ya da kişilerle bir arada sürdürür. Dolayısıyla, insan sadece demografik ve psikolojik özellikleri olan bir canlı değil, aile, iş ve arkadaş ortamı gibi sosyal faktörlerin etkisi altında yaşayan, sosyal bir varlıktır. Bu nedenle, başarılı bir kampanya için, kampanyanın hedef kitlesinin belirlenmesi ve analiz edilmesi aşamasında, demografik ve psikolojik analizlerin yanında sosyolojik bir analizin de gerçekleştirilmesi gerekir. Sosyolojik analiz kapsamında ele alınması gereken faktörler şunlardır. Kültür, sosyal sınıf, sosyal grup, PESTEL analizi. PESTEL analizi, bir ülkede ya da belirli bir bölgede, hazırlanan kampanyaya ya da kampanyayı yürüten kuruma etki etme ihtimali olan ya da etki edeceği düşünülen politik, politikal, ekonomik, ekonomik, sosyal, sosyal, teknolojik, teknolojical, çevresel, environmental ve yasal, legal faktörlerin analiz edilmesidir. Bu faktörlerin büyük çoğunluğu, kampanya uygulayıcılarının üzerinde kontrol sahibi olamadığı, ancak kampanyayı etkileyebilme ihtimali olan faktörlerdir. Farkındalık oluşturma kampanyalarında ortam ve medyanın kullanımı. Giriş. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında medyanın çeşitli işlevleri bulunur. Kamuoyunu afetlere karşı bilgilendirmek, eğitmek ve yönlendirmek bu işlevler arasındadır. Dolayısıyla gerek televizyon, gazete, dergi ve radyo gibi geleneksel kitle iletişim araçları gerekse kullanıcıların kendi içeriklerini üretebildikleri sosyal medya gibi yeni medya araçları afet iletişiminde önemli bir role sahiptir. Afetlere yönelik medya içeriklerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken noktaları bilmek afetlere yönelik farkındalık kampanyalarında ya da afet durumlarında medyayı etkin bir şekilde kullanmayı sağlar. Kampanyalarda kamuoyu oluşturma. Her kampanyanın bir mesajı ve mesajın iletilmek istendiği bir hedef kitlesi bulunur. Hedef kitlede mesajlar aracılığıyla bir farkındalığın, bilişsel, duygusal veya davranışsal düzeyde bir etkinin, değişimin oluşması için kampanyalarda kimlere seslenilmesi gerektiği iyi belirlenmelidir. Genel olarak bir afet durumunun ortaya çıkmasından önce, afet durumunda veya sonrasında yürütülecek olan iletişim pratiklerinde kamuoyu kavramı ve kamuoyunu oluşturmada, şekillendirmede etkili araçlardan biri olan medya öne çıkmaktadır. Kamuoyu, bir grup insanın ortaklaşa ilgisini çeken sorunlar hakkında belirli karar mekanizmalarını veya çeşitli toplumsal kesimleri harekete geçirmek amacıyla ifade edilen görüşler ya da belirli bir zamanda, belirli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına hakim olan kanaattir. Bir kanaatin kamuoyu görüşü olarak değerlendirilebilmesi için bir sorunun varlığı, kişilerin iletişim içinde olması ve soruna yönelik ortaklaşa sahip olunan düşünceler gibi koşulların bulunması gerekir. Belirli bir konuya yönelik farkındalık kampanyalarında kamuoyu oluşturmak ve o konunun belirli kamuların gündeminde olmasını sağlamak kampanyanın başarısı için son derece önemlidir. Bir konuyu kamuoyunun gündemine taşımada etkili olan araçlardan biri de medyadır. Bu şekilde medya kamuoyunun dikkatini belirli bir konuya çekip, o konu etrafında çeşitli tartışmaların yürütülmesini sağlar. Halkın çeşitli güncel sorunların önemini algılamasının kökenini açıklamaya çalışan bir kitle iletişim kuramı olan, gündem belirleme, kuramı afet olayları ile ilişkilendirildiğinde medya, afetlere yönelik eğitici programlara ve yayın içeriklerine sıkça yer verirse afetlerin,
kamuoyunun gündeminde yer alacağını ve bunun da afetlere yönelik bir farkındalığın şekillenmesinde etkili olacağı belirtilebilir. Kampanyalarda geleneksel medyanın etkin kullanımı. Geleneksel medya temel olarak televizyon, gazete, dergi ve radyoyu kapsar. Her aracın kendine özgü özellikleri bulunduğu gibi zayıf ve güçlü yönleri de bulunmaktadır. Yine, medyanın etkin bir şekilde kullanımı ve medyada etkin bir şekilde yer alma bir kampanyanın amacına ulaşmasında etkili olan faktörlerden biridir. Bu bağlamda geleneksel medyanın etkin bir şekilde kullanımında medya ile yürütülen ilişkiler ve haber değeri kavramı öne çıkar. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında kurum, kampanya temsilcilerinin ve yetkili kişilerin medya ile yürüttükleri ilişki afetlere yönelik içeriklerin medyada ne şekilde yer alacağını belirler. Bu noktada afetlere yönelik kampanyalarda medya önemli bir paydaştır. Halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri olan medya ilişkileri kitle iletişim araçlarındaki içerik sorumlularıyla yürütülen ilişkiler olarak tanımlanabilir. Medya ile ilişkilerde kullanılan araçlardan biri olan duyurum, haber değeri olan bir bilginin çoğunlukla ücretsiz bir şekilde kitle iletişim araçlarında yayınlatılmasıdır. Medya içeriğinde duyurum aracılığıyla yer almanın en önemli yanı içeriğin, üçüncü kişi onayını sunmasıdır. Yani, bir kurumun yapısına, yöneticilerine ve etkinliklerine yönelik medyada yer alan içerik güvenilir olarak düşünülür. Afet durumlarında medya çalışanlarıyla ilişki kurmak ve medyada makul bir şekilde yer alma olasılığını artırmak için şu öneriler dikkate alınabilir. İletişim kurmak. Medyanın taleplerini ve işleyiş kurallarını göz önünde bulundurmak. Yerel medya ile işbirliği yapmak. Şiddetli afet durumlarında medya ile işbirliğine ve iletişime hazırlıklı olmak ve şiddetli afet durumlarında medya ile bir diyalog başlatmak. Afet durumlarında sorulması gereken ve 7 başlık altında değerlendirilen sorular ise medya kontrol listesi olarak adlandırılır. Söz konusu sorular afet durumlarında hem medya çalışanlarının kamuoyunu etkili bir şekilde bilgilendirmesinde hem de kurum temsilcilerinin medya ile doğru bir ilişki inşasında önemli bir role sahiptir. Medya kontrol listesinin içermesi gereken sorular şunlardır. Genel sorular. Yapısal unsurlara yönelik sorular. Yapısalcı olmayan unsurlara yönelik sorular. Hazırlık tedbirlerine yönelik sorular. Ekonomik sorular. Düzelme süreci soruları. Sorumluluğa yönelik sorular. Kampanyalar ve haber değeri, afet kampanya haberlerinin medyada yer almasında rol oynayan ögelerden biri de haber değeridir. Kurumlar tarafından yayınlanma beklentisiyle medyaya gönderilen bir içeriğin editörün kontrolünden geçip yayınlanabilmesi için haber değeri taşıması gerekir. Bir haberin, haber değeri taşıyıp taşımadığında aşağıda yer alan ölçütler belirleyici olabilir. Zamanlılık. Etki. Önem. Yakınlık. Anlaşmazlık. Olağan dışılık. Rağbet. Gereklilik. Sonuç. İnsanının ilgisini çekme. Kuşku. Gariplik. Duygulara yönelme. Yenilik. Geleneksel medya bağlamında afetlere yönelik kampanya modelleri televizyon, gazete, dergi ve radyo olmak üzere 4 medya üzerinden şekillenmektedir. Televizyon, ilk içeriklerini radyo ve sinemadan alan televizyon zaman içerisinde toplumsal yaşamın merkezinde yer alan bir teknolojiye dönüşmüştür. Haber medyasının afete hazır olma aşamasındaki rolleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bilgilendirme, eğitme ve afete hazırlık. Kaygıyı azaltma. Resmi kurumlar, yerel halk ve diğer paydaşlarla. İşbirliği halinde olma. Afetin etkisini abartmaktan kaçınarak güvenilir ve doğru bir bilgi kaynağı geliştirme. Gazete, 2009 ve 2010 yıllarında Amerika'da meydana gelen 5 büyük yangında kamuoyunun en fazla kullandığı birincil bilgi kaynağı aile, arkadaşlar olmuşken onu gazeteler, televizyon ve radyo izlemiştir. Dergi, yangınlara yönelik yapılan bir araştırmanın katılımcıları afet durumlarında en yararlı içeriğin televizyon ve radyoda yer aldığını belirtmişlerdir.
Yararlılık anlamında dergi içerikleri ise, uzmanlarla yapılan görüşmeler, editöryal yazı ve editöre mektuplardan sonra 5. sırada yer almıştır. Radyo, radyonun afete hazır olma aşamasındaki rolleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Yerel radyolar afetin etkilerini hafifleten mesajlar oluştururlar. Afet konusu ile ilgili programlara yer verilir. Afetlere hazırlıklı olmanın önemini vurgulayan programlara yer verir. Yurttaşlara, program tasarımına ve üretimine katılma fırsatı sunar. Yardım görevlilerini ve resmi görevlileri afet yönetimi konusunda radyo programları yapmak için eğitir. Geleneksel kitle iletişim araçlarının afet iletişimindeki işlevlerinin kamuoyunu bilgilendirmeye ve kamuoyunda bir farkındalık oluşturmaya yönelik olduğu söylenebilir. İletişim ve internet teknolojilerindeki gelişmeler zaman içerisinde yeni medya kavramını ve bu bağlamda sosyal medya platformlarını ortaya çıkarmıştır. Kampanyalarda sosyal medyanın etkin kullanımı. İletişim kampanyalarında yeni medya araçlarının etkisi geleneksel kitle iletişim araçları kadar önemli düzeyde olabilmektedir. Güncel iletişim kampanyalarında yeni medya araçlarının potansiyeli ve sosyal medya platformlarının popülerliği farkındalık kampanyalarının dilini ve formatını etkileyebilmektedir. Sosyal medya kavramı, türleri ve ortamı, sosyal medya kavramını anlaşılır kılmak adına öncelikle yeni medya kavramına değinmek önemlidir. Yeni medya, 1960 ve sonrası süreçte gelişen uzay, uydu, bilişim, internet ve mobil teknolojiler temelindeki araç bazlı gelişmeleri ifade etmektedir. Coğrafi uzaklığı ortadan kaldırarak iletişim mekanlarını çeşitlendiren yeni medya araçları geleneksel medyayı da içine alarak sanal boyutu ön plana çıkarmaktadır. İnternetin ikinci sürümü olan Web 2.0 ile doğan sosyal medya ortamları, yazılım, platform temelli bir kavram olarak dikkat çekmektedir. Bu bağlamda yeni medya, araç, donanım, teknik odaklı bir tanımlama iken sosyal medya ortam, mecra, yazılım işleyişiyle ön plana çıkmaktadır. Aynı düzeyde erişim sağlayan, yüksek düzeyde bir arama aracı, veri bankası, süper bilgisayar, dijital kütüphane, uzmanlığa dönük araştırma kolaylaştırıcısı, eğitsel teknoloji olarak tanımlanan internet, bilgisayarları ortak bir dil üzerinden, TCP/IP protokolü, birleştiren, kullanıcıların bilgi paylaşımına olanak sağlayan, ağlar ağı, mı ifade etmektedir. İnternetin 3 temel aşaması, evresi olduğu bilinmekte ve web kavramı üzerinden bu aşamalar 3 düzeyde ifade edilmektedir. Web'in evreleri 1.0, 2.0, 3.0 şeklinde sıralanmaktadır. Bu evrelerden ilki web 1.0, salt okunur, özelliğiyle dikkat çekmektedir. Web 2.0 ise, okuk yaz, özelliğiyle web'in ilk aşamasından ayrılmaktadır. İçerik üreten kullanıcı, üreş tüketici, kavramını hayatımıza kazandıran Web 2.0, metin, ses, video gibi içeriklerin bir arada ve iç içe olduğu internet sitelerini gündeme getirmiştir. Web'in üçüncü sürümü, evresi olan 3.0 ise, okuyaz gerçekleştir, iddiasıyla özetlenmektedir. Nitelikleri itibariyle sürekli yenilenen ve hızla üreyen, tüketilen sosyal medya ortamlarını, site, araç, kanal, mecra veya platform olarak da anılmaktadır. Sosyal ağlar, bloglar, forumlar, wikiler, podcastler, mikrobloglar, içerik paylaşım siteleri, sosyal inleme siteleri, RSS ve maçluk, karma uygulamalar ve sanal dünyalar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Sosyal medyada farkındalık kampanyaları yürütme, psikolojik bir kavram olan farkındalık, şimdiki zaman diliminde gerçekleşen dikkat toplama süreci olarak tanımlanabilmektedir. Bireylerin, kamuoyunun dikkatini iletişim içeriğine, kampanyaya çekmek adına farklı yöntemler ve araçlar kullanılmaktadır. Bu bağlamda farkındalık kavramı, sosyal geri bildirim döngüsünün ilk adımını oluşturmaktadır. Bir kampanyanın başarılı olabilmesi için önce, farkındalık adımını başarması ardından, dikkat gelen, satın alma, kullanım fikir oluşturma adımlarına hizmet etmesi gerekmektedir. Sosyal medyanın kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerle geliştiği düşünülürse farkındalık kavramının önemi daha da belirginleşmektedir. Acil durum ve afetler söz konusu olduğunda sosyal medyada geçerli iletişim türleri, kampanya amaçlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
bireysel iletişim veya grup iletişimi gerekli olduğunda e-posta ile iletişim kurmak, görsel etki yaratmak amaçlandığında ise video, fotoğraf ve veya sosyal ağ formatındaki sosyal medya platformlarını seçmek kampanyanın başarısı adına strateji belirleme aşamasında karar verilmesi gereken karar alanlarını oluşturmaktadır. Acil durum ve afet gibi gündemlerde sosyal medya avantajları ve dezavantajları itibariyle tartışılabilmektedir. Maliyet, paylaşım, basitlik, pratik kullanım, hız, trafik, ilişki yaratma, haberleşme, anındalık gibi avantajları olan sosyal medya, sürekli güncelleme, geri bildirim verme, teknoloji ve içerik rekabeti, zaman ve yaratıcılık gereksinimi gibi ön koşullar sebebiyle dezavantaj ögeleri içerebilmektedir. Sosyal medyanın sadece eğlence amaçlı değil, farkındalık oluşturma ve ciddi konular çerçevesinde de kullanılabileceği belirtilebilir. Kampanyalarda diğer araçların etkin kullanımı. Kampanyalarda geleneksel ve yeni medya araçlarının etkin kullanımı kampanyanın başarılı olabilmesi adına kilit rol oynamaktadır. Söz konusu medyaların yanı sıra etkinlik, toplantı, basın bülteni, basın toplantısı, basın kiti, röportaj, afiş, broşür, kitapçık, el ilanı gibi iletişim ögeleri de kampanya sürecini hedef kitle nezdinde anlaşılır kılmaktadır. Etkinlik planlama, etkinlik planlama başlığı altında yer, hedef ve tema belirleme, görevlileri tayin etme ve eğitme, davetiye, ikram ve hediye gibi işlemleri organize etme, bütçe düzenleme, medya ilişkilerini yönetme, etkinlik sonuçlarını değerlendirme gibi görevleri halkla ilişkiler uygulayıcıları yerine getirmektedir. Etkinlikler afetler ve acil durumlar söz konusu olduğunda, tatbikat, anma töreni, önlem veya değerlendirme konulu paneller, temalı yürüyüş veya konserler, yardım, hibe organizasyonları biçiminde farkındalık kampanyalarına dönüşebilmektedir. Toplantılar, ilgili insanların bir amaç doğrultusunda toplandıkları yüz yüze ve sözlü olarak gerçekleştirilen iletişim ortamlarıdır. Sanal yani çevrimiçi olarak da yapılabilen toplantılar farklı çalışanlar veya ilgililerle rutin veya duruma özel gerçekleştirilebilir. Toplantılarda birebir iletişimin getirdiği avantajlarla iletişimin ilişkiye dönüşme ihtimali daha yüksek olacaktır. Toplantıların ölçeği, büyüklüğü, zamanlaması, rutin veya kriz durumlarında gerçekleştirilmesi, plansız, habersiz yapılması, mekan, gündem koşulları, resmi veya gayri resmi iletişim dili, kurumsal yapı gibi unsurlar toplantının ortamına ve sonucuna olumlu veya olumsuz etki edecektir. Basın bülteni, kampanyaları duyurmak, haber değeri şeklinde kurgulamak, ilgili kişilere ve medyaya ulaştırmak anlamında hayati değeri olan bültenler, kurum içi ve dışı bilgilendirmeler için kullanılmaktadır. Kurum içi yayınlama sahaları ilan panoları, bildirim tabloları, mektuplar, e-postalar gibi iletişim araçları olurken kurum dışı alanda medya ve ilgili ilişkiler devreye girmektedir. Haber değeri etkisiyle medyaya ve oradan geniş kitleye, kamuoyuna duyurulan bültenler, fiziksel kopya ve veya elektronik ortamda yaratılmakta ve dağıtılmaktadır. Acil durum veya afet durumlarında öncesi, olay anı, sonrası süreçlerde medya üzerinden hedef kitleye ulaşmak adına önem arz eden basın bültenleri, belirtilen niteliklerle hazırlandığında kamuoyunda gündeme ilişkin farkındalık yaratabilecektir. Basın toplantısı, önemli bir konuda kitleyi bilgilendirmek, kamuoyunun belli gelişmelere, bilimsel toplantı, açılış, temel atma, acil durum ve afetler gibi yönelik dikkatini çekmek adına gerçekleştirilen basın toplantıları, basın bülteni, telefon veya e-posta kanalıyla basına iletilmektedir. Acil durumlar ve afetlere ilişkin iletişim sürecini sağlıklı yürütmek adına basın toplantıları taraflar, kuruluşlar, medya kamuoyu arasında aracı görevi görmektedir. Basın kiti, kit kavramı, basın mensuplarına verilen bülten, promosyon malzemeler, kalem, CD, not defteri gibi kurumsal temsil dokümanları, broşür, yıllık rapor, fotoğraf, kurum dergisi, makale gibi içeren klasör veya dosya olarak tanımlanabilir. Acil durumlara ve olası afetlere ilişkin farkındalık yaratmak adına kamuoyunun eşik bekçisi rolündeki basın mensuplarına verilecek kitler, hem medyanın temel işlevini yerine getirmesi hem de sürece adapte olması bağlamında değer taşımaktadır. Röportaj, gazeteciliğin önemli kavramlarından biri olan röportajlar, görüşlerin açıklandığı, hedef kitlenin ilgili kişi ve kurumları tanıdığı, soru-cevap dinamiği üzerine kurulu iletişim araçlarıdır.
alanında uzman, deneyim sahibi veya ilgili kişilerle yüz yüze yöntemle yapılan röportajlar medyanın haber yapma yöntemlerinden biridir. Röportajlar, acil durumları ve afetleri ilgili kişiler üzerinden gündeme taşımak, kamuoyunu bilgilendirmek, önlemler, yardım kampanyaları, teknolojik gelişmeler gibi önemli konu başlıklarına dikkat çekmek için aracı olabilmektedir. Afiş, kurum içi halkla ilişkilerde kullanıldığı gibi kurum dışı iletişimde de önemli yer tutan afişler, posterler, dikkat çekici tasarım, renk paleti, az ama yeterli metin içeriği ve vermek istediği temel mesajıyla önemli iletişim araçlarındandır. Kitle iletişim araçları gibi mesaj veren, bilgi içeren ve kuruma, kişilere ilişkin iletişim bilgileri barındıran afişler, haberleşme ve iletişim aracı olarak işlev görmektedir. Broşür, pazarlama ve halkla ilişkiler adına önemli basılı araçlardan olan broşürler, az sayfalı, küçük dergi formatında basılan ve kontrolü kaynak kurum olan tanıtım dokümanlarıdır. Afetlere ilişkin broşürler önlem ve uyarı içeriği ile kamuoyunu bilgilendirebilir. Kitapçık, broşürlerin yetmediği içerikler söz konusu olduğunda tercih edilmektedir. Yardımcı kaynak formatında başvurulacak bir el kitabı şeklinde tasarlanan kitapçıklar, ön ve arka kapak görünümü, sayfa tasarımı ve anlaşılır metin özellikleriyle önemli bir basılı araçtır. El ilanı, genellikle bireysel şekilde dağıtılan, evlere ve posta kutularına bırakılan el ilanları kısa mesaj formatında bilgilendirme içermektedir. Afet farkındalık kampanyalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesi. Afet farkındalık kampanyalarının yürütülmesi. Afet farkındalık kampanyalarında öncelik afet riskinin azaltılması ve güvenlik açısından oluşabilecek riskler hakkında bilgilendirmek ve risk durumunda nasıl müdahale edileceği konusunda donanımlı olmalarını sağlamak üzere çeşitli çalışmaların yapılmaktadır. Afet farkındalık kampanyalarının iletişim çalışmalarında öncelikle kamu bilincinin oluşturulması önem taşımaktadır. Böylece risk altındaki toplulukların afetlerle mücadelesi artırılabilir. Afet farkındalık kampanyalarında hem bilgilendirme hem de bazı riskleri azaltma önlemlerinin alınmasını teşvik etmek için iletişim mesajları kullanılır. Afet farkındalık kampanyalarının yürütülmesi kapsamında öncelikle kampanya stratejisi, anlatım yaklaşımı ve kampanya araçları gibi temel bileşenler üzerinde çalışması gerekir. Kampanya stratejisi, etkinlikleri destekleyen yöntemlerdir. Hedeflerin nasıl başarılacağını açıklamak için kapsamlı biçimde fikir, içerik ya da yaklaşım stratejik olarak belirlenir. Ayrıca stratejinin uygulanmasını sağlayacak etkinlik, medya çalışmaları ve iletişim yöntemleri açısından taktiksel eylemler yapılır. Yaratıcılık açısından ele alınacak kavram bağlantılı, uyumlu, basit, zorlayıcı ve şaşırtıcı olmalıdır. Anlatım yaklaşımı, iletişimi desteklemek üzere kullanılan bir yöntemdir. Kampanyaların başarısı için güçlü bir anlatım yaklaşımı gereklidir. Anlatı, iletişim yoluyla insanların deneyimine aracılık eder ve düşüncelerini, tutumlarını, değerlerini aktive eder ve anlam katar. Sadece bir anahtar mesaj değildir, aynı zamanda sloganlar, başlıklar ve diğer metinleri de yansıtır. Kampanya araçları, stratejinin uygulanmasına ilişkin yöntemlerdir. Halkla ilişkiler stratejilerin uygulanmasında iki yaklaşım vardır. Eylem bileşenleri, ne yapılması gerekti? İletişim bileşenleri, ne söylenmesi gerekti? Afetler ya da acil durumlara yönelik iletişim çalışmaları sosyal kampanyalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal kampanyalar, bireyleri, küçük amp, büyük grupları ve tüm toplumu etkilemek üzere yürütülmektedir. Bu kampanyaların ortak özelliklerine baktığımızda 4 özelliğin ortaya çıktığı görülmektedir. Kampanyanın bir amacı vardır. Kampanya geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlar. Kampanya kısa ya da uzun belirli bir zamanla sınırlıdır. Kampanyalar organize edilmiş bir dizi iletişim çalışması içerir. Kampanyalarda mesaj geliştirme stratejilerinde öncelikle iletişim sürecinin dikkate alınması gerekmektedir. İletişim sürecinde halkla ilişkiler açısından 3 model ele alınmaktadır. Bilgilendirme, information, iletişim akışını sağlamak amacıyla kullanılır. Bilgi sunumunda etkileşim gerekli değildir, tek yönlü bilgi aktarımı söz konusudur.
ikna, persuasyon, etkileme girişiminde bulunma amacı taşır. İkna, sosyal etkileşimin doğal bir parçasıdır. Etik bir takım yöntemler kullanılarak, bireylerin etkilenmesine çalışılır. İkna kampanyalarında zorlama söz konusu değildir. Diyalog, diyalogu, anlama arayışında bulunma amacı taşır. İletişim sürecinde iki tarafın etkileşim içerisinde olduğu yapıyı tanımlar. Afet farkındalık kampanyalarında da sosyal değişim için geleneksel yaklaşımların temel unsurlarıyla ileri düzeyde planlama ve eylem iş planı bütünleştirilebilir ve iletişim teknolojisindeki ve pazarlama becerisindeki ilerlemelerden yararlanılabilir. Sosyal pazarlama kampanyaları, bilgilendirme, ikna etme ve davranış değişikliği yaratma amacına yönelik olabilir. Sosyal pazarlama, hedef kitlenin kendi kişisel refahını ve toplumun gelişimini artırmak için gönüllü davranışını etkilemek üzere tasarlanan programların analizine, planlanmasına, yürütülmesine ve değerlendirilmesine yönelik olarak ticari pazarlama teknolojilerinin uygulanmasıdır. Afet farkındalık kampanyalarında iletişim çalışmaları. İletişim stratejisinin bileşenleri hedef kitlenin seçimi, mesaj stratejisinin oluşturulması ve medya stratejisinin belirlenmesinden oluşmaktadır. İletişim, bir bilgi, fikir ve tutumun bir bireyden diğerine aktarılması işlemidir. Bir mesajın hedef kitle üzerinde etki yaratabilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlar şöyle sıralanmaktadır. Mesajın alınması, başarılı iletişim çalışmaları etkileşim ya da deneyim paylaşımı içermelidir. Bu yüzden iletişim iki yönlü olması önem taşımaktadır. Mesajın dikkat çekmesi, mesajın alınmasının ardından mesajın anlaşılması ve hedef kitlenin dikkatini çekecek biçimde tasarlanması gerekir. Mesajın anlaşılması, mesajların anlaşılır olmasını sağlamak için hedef kitle ile ortak dilin kullanılması gerekir. Mesajın inanırlığı, inanılırlıktaki önemli değişkenler kaynağının güvenirliği, içeriği ve hedef kitlenin konuya yatkınlığıdır. Mesajın hatırlanması, mesajların sıklıkla tekrarlanması hatırlamayı sağlamakta ve öğrenmeyi artırmaktadır. Mesajın harekete geçirmesi, hedef kitle üzerinde etkili olmak mesajın başarısıdır. Mesajlar, farkındalık ve tutum oluşturma sürecinin önemli bir parçasıdır. Mesajlar iletişimin etkililiğini göstermeye yardımcı olurlar. İkna edici mesajlar hazırlamak için 4 adım vardır. 1. Mevcut bağlantılı algılar ele alınır. Daha önceki araştırmalardaki tanımlamalardan yararlanılır. 2. Bu algılarda ne tür değişiklikler yapılabileceği belirlenir. 3. İkna unsurları belirlenir. 4. Mesajların halkla ilişkiler yoluyla güvenilir bir şekilde iletilmesi sağlanır. Bir mesajın bütünlüğünün sağlanması da önemlidir. Mesaj bütünlüğü, çok sayıda şey tarafından etkilenir. Biçim, mesaj nasıl? Onunla ilişkili görsel imgeler var mı? Mesajın etkili olması için uygun kelimeler, hatta yazı karakteri kullanılmalıdır. Ton, dil seçimi çok önemlidir. Tüm mesajların, canlandırmaya çalıştıkları ruh haline, atmosfere veya tarzına dikkat etmesi gerekir. Bağlam, bir mesajın görüldüğü bağlam önemlidir. Zamanlama, mesajın önemli olaylara ya da döneme denk gelmesi durumlarına dikkat edilmelidir. Tekrarlama, güvenilir bir mesaj ne kadar sıklıkla tekrarlanırsa, o kadar çok duyulur. Afet farkındalık kampanyalarında mesaj stratejileri. İletişim çalışmalarına mesaj stratejisi ele alındığında hedef kitlenin yapması, bilmesi ve inanması istenen şeyleri yansıtan hedefleri karşılamak üzere kilit mesajlara ihtiyaç duyulmaktadır. Hedef kitlenin dikkatini ve ilgisini çekebilmek için yaratıcı mesajların kullanılması konusunda çalışılması gerekir. Bu yaratıcı mesajların çeşitli iletişim kanalları kullanılarak hedef kitleye ulaştırılması da stratejik planın bir parçası olmalıdır. Mesaj içeriğinin oluşturulması için yaratıcı çalışmalar yapılır ve mesaj oluşturulduktan sonra mesajların yayılması için uygun medya kanallarının seçimi gerçekleştirilir. Mesaj içerik stratejisi, mesajın nasıl geliştirileceği, yaratılacağı ve ifade edileceği ile ilgilidir. Mesaj dağıtım stratejisi ise, mesajın yaygınlaştırılması için hangi kanalların kullanılacağı ile ilgilidir. Mesaj içeriğinin üretimi ve yayılımı stratejik bir planın parçasıdır.
Mesaj içeriğinin yaratılmasındaki unsurlar şu şekilde ele alınmaktadır. Mesajı üretme, iletişim mesajlarının, hedef kitleyi, mesajı gönderenin istediği biçimde hareket etmelerini sağlayacak biçimde tasarlanması gerekir. Mesajı çerçeveleme, mesajın çerçevelenmesi, mesajı, uyum sağlamayı, anlaşılmayı veya anlaşmayı kolaylaştıracak bir bağlam içerisine yerleştirmek demektir. Mesaj kodlama ve kod çözme, kodlama, mesajlara anlam katma işlemi ve kod çözme, mesajlardan anlam çıkarma sürecidir. Semantik, anlam bilim, sözcüklerin anlamını araştıran bilimdir. İletişim sürecinde kullanılan dilin ortak olması anlaşılır olmayı sağlayacaktır. Semboller, semboller, zaman ve uzaklık halinde çok sayıda insanla ikna edici iletişimin dramatik ve doğrudan bir yolunu sunar. Stereotipler, basma kalıplar, her insanın, grubun ve durumun benzersizliğini ve ayrıntılarını öğrenmek ve anlamak için gereken çaba harcamaya karşı bir savunma mekanizması olarak hizmet etmektedir. Mesajların hedef kitleye ulaştırılmasında dikkat edilecek unsurlar şöyle sıralanabilir. Mesajın yaygınlaştırılması, yeni bir fikrin ya da yeniliğin hedef kitleye ulaştırılması için kitle iletişim araçları ve dahili yayınlar kullanılır. Dağıtım kanallarının seçimi, etkili bir iletişim için yeniliklerin yayılma aşamalarını bilmek, fikir ya da ürünle ilgili mesajın dağıtılmasında uygun kanalı seçebilmek açısından gereklidir. Özel etkinliklerin kullanımı, medyada kampanya mesajlarının yer alabilmesi için özel etkinler tasarlanır. Bu özel etkinlikler ya da medya etkinlikleri aracılığı ile hedef kitlenin dikkatini çekilmeye çalışılır. Haber değeri taşıyacak etkinliklerin yapılması yaygın bir uygulamadır. Yeni medyanın kullanımı, yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle yeni medyanın kullanımı yaygınlaşmıştır. Hedef kitleye ulaşmak için yeni bir kanal olarak ve dikkatli bir biçimde ele alınması gereken bir mesaj yayılma biçimi olarak görünmesi gerekir. İletişim taktikleri stratejik planın görünür unsurlarıdır. Taktiklerde planlama ve koordinasyon özellikle önemlidir. Medya ve medya taktikleri, ayırt edici özelliklere dayalı olarak kategorilere ayrılır. Ortam türlerini tanımlayan, sıklıkla kullanılan çiftler şunlardır: kontrollü, kontrolsüz, dahili ve harici medya kullanımı, basılı ve elektronik gibi. İletişim sürecinde mesajın hedef kitleye ulaşmasında bir takım zorluk ve engellerle karşılaşılabilir. Bu engeller hedef kitleyi, konuşmacıyı ve amaç ve hedef engellerini içerebilir. Afet farkındalık kampanyalarında değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi. Her kampanya uygulaması sonrasında hedef kitle üzerinde yaratılan etkinin ölçülmesi ve program etkilerinin raporlanması önem taşımaktadır. Bu değerlendirmenin yapılması, neyi doğru ya da yanlış yaptığımızı, sürecin nasıl işlediği, neyin önemli olduğunu bir sonraki kampanya ya da uygulama için nasıl bir iyileştirme sağlayacağımızı görmek için önemlidir. Afet farkındalık kampanyalarını birer halkla ilişkiler çalışması olarak ele aldığımızda planlama aşamasında, kampanya kapsamındaki faaliyetlerden beklenilen sonuçların belirtilmesi önem taşımaktadır. Elde edilen sonuçlara göre kampanyanın istenilen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilir. Bir kampanya veya programın değerlendirme planı yapılırken göz önüne alınması gereken özellikler ayrıca şöyle sıralanmaktadır. Ölçülebilir hedefler koyulmalı. Baştan değerlendirme ve kalite kontrolleri yapılmalı. Başarıya kimin karar vereceğini belirten ölçütler saptanmalı. Açık ve şeffaf takip prosedürleri oluşturulmalı. Sonuçlar sergilenmeli. İzleme bir kampanya için çalışmaya başladıktan bir süre sonra ama tamamlanmadan önce yapılan bir ölçümlemedir. İzleme ve değerlendirme planı hazırlarken cevaplanması gereken sorular şunlar olmalıdır. Bu ölçümlemeyi neden ve kim için gerçekleştiriyorsunuz? Hangi girdiler, süreçler, çıktılar, sonuçlar ve etkiler ölçümlenecek? Ölçümlemeler için hangi metodolojiler kullanılacak? Ölçümlemeler ne zaman yapılacak? Çalışma ne kadara mal olacak? Afet farkındalık kampanyalarının değerlendirme aşamasında halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan bir yönteme göre değerlendirme şu ölçümleri içermektedir. Üretimin ölçülmesi, üretilen işlerin ve çıktıların ölçülmesidir.
daha çok belirlenen süre içerisinde gönderilen basın bülteni, çekilen fotoğraf, oluşturulan hikaye sayısını içermektedir. Mesaja maruz kalmanın ölçülmesi, mesajın medya yer alması ile ilgili ölçümlemenin yapılmasını içerir. Hedef kitlenin farkındalığının ölçülmesi, hedef kitlenin mesajı anladığını ölçmek üzere anket çalışmaları yapılabilir. Hedef kitlenin tutumlarının ölçülmesi, hedef kitlenin tutumlarındaki değişikliği ölçebilmek için hem kampanya öncesi ve hem de kampanya sonrası farkındalığın ölçülmesi gerekir. Hedef kitlenin davranışlarının ölçülmesi, hedef kitledeki davranış değişimini görmek için hedef yönelik saptanmış davranışların yanı sıra satışlar, yapılan bağışlar ya da yardımlar ölçülebilir. Değerlendirme bağlamı belirlemeye ve görevi kolaylaştırmaya yardımcı olan bir takım değerlendirme ilkeleri vardır. Hedefler çok kritiktir. Halkla ilişkiler kampanyalarının amaçlarını iyi yönetilen bir şekilde yerine getirdikleri zaman etkili oldukları görülebilir. Hedeflere ulaşmak, herhangi bir programı veya kampanyayı değerlendirmenin en net yoludur. Değerlendirme planı işlemin başında yapılmalıdır. Değerlendirme devam eden bir işlemdir. Değerlendirme, iletişim sürecinin her aşamasında yapılır. Değerlendirme mümkün olduğunca tarafsız ve bilimsel olmalıdır. Programlar ve süreçlerin değerlendirilmesi yapılır. Güvenilir olabilecek herhangi bir halkla ilişkiler değerlendirme araştırması için sürecin 5 ana bileşeni dikkate alınmalıdır. Bunlar şunlardır. Ölçümlenebilir spesifik hedeflerin belirlenmesi, belirli tanıtım çabalarının etkinliğini ölçme ya da belirli bir topluluk ilişkileri programı ya da özel bir etkinliği ölçmek gibi bireysel ya da belirli halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için adımlar atılmalıdır. Çıktılarının OPUTS ölçülmesi, çıktılar, bir kuruluşun başkalarına ne kadar iyi sundu, kuruluşun aldığı maruz kalma miktarını ölçer. Çıkarımların AUTTAKES ölçülmesi, mesajların ne ölçüde anlaşıldığı ve kavrandığı üzerine yapılan ölçümlemelerdir. Sonuçlarının AUTCOMES ölçülmesi, iletilen materyallerin ve mesajların iletilerin yönlendirildiği hedef kitlenin herhangi birinde görüş, tutum ve veya davranış değişikliği ile sonuçlanıp sonuçlanmadığını ölçer. İş ve veya örgütsel sonuçlarının ölçülmesi, halkla ilişkiler sonuçlarıyla, pazar dağılımı, pazar payı, satış ve sonuç olarak bir kuruluşun karlılığını artırmayı isteyen işletme ve veya organizasyon çıktılarıyla ilişkilendirmeyi amaçlar. Farkındalık oluşturma eğitimlerinin tasarımı. Giriş. İnsanlar duygu ve düşüncelerini iletişim yolu ile paylaşmaktadır. Uzmanlar, iletişim kurmak için çok farklı nedenlerden bahsetmektedir. İletişim kurma ihtiyaçlarımız en genel anlamda bilgilenme bilgilendiren, öğrenme öğretme, ikna olmacıkna etme olarak sıralanabilir. Günlük yaşamda rastgele olan iletişimlerimizin dışında, bazen diğerleriyle bilerek, önceden planlayarak da iletişim kurarız. Başka bir deyişle, diğerleriyle planlı ve programlı olarak bir şeyler paylaşırız. Eğitim ve öğretim amaçlı paylaşımlarımız genelde planlayarak ve belirli bir program dahilinde gerçekleşen paylaşımlarımızdır. Konu eğitim olduğunda, iletişim süreci rastlantılara bırakılamayacak kadar değerlidir. Çünkü eğitimin sonunda hedef kitleye kazandırmayı planladığımız belirli bir takım bilgi ve beceriler bulunmaktadır. Bu bilgi ve beceriler ancak bu eğitsel iletişim süreci anlamlı bir şekilde planlanırsa hedef kitleye kazandırılabilir. Öğretim tasarımı süreci, belirli bir eğitsel soruna veya ihtiyaçlara yönelik olarak, belirli bir grup insana gerekli olan bilgi ve becerilerin, belirli bir zaman dahilinde, anlamlı öğrenme etkinlikleri düzenlenerek aktarılması ile ilgilenir. Öğretim tasarımı 5 temel aşamadan oluşur. Bunlar, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarıdır. Her bir aşamada kendi içinde belirli adımlardan oluşmaktadır. O aşamalar birbirleriyle ilişkilidir. Başka bir deyişle, her bir aşamanın çıktısı bir diğeri için girdi sağlar. Öğretim tasarımı süreci ve temel kavramlar. Yukarıda da açıklandığı gibi, öğretim tasarımı süreci 5 temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarıdır.
Analiz aşamasında eğitsel sorunlar ve öncelikler belirlenerek bu sorunları yaşayan hedef kitle tanınmaya çalışılır. Tasarım aşaması, sorun ve sorunu yaşayanların tanınmasından sonra, soruna yönelik çözümlere yönelik kararların alınmaya başladığı aşamadır. Üçüncü aşama olan geliştirme aşamasında, bir önceki aşamada alınan kararlara uygun olarak öğretim sürecinde kullanılacak ürünler geliştirilir. Uygulama aşamasında, bir önceki aşamada geliştirilen ürünlere ve bu ürünlerin eğitim sırasında kullanılmasına yönelik çeşitli planlar geliştirilir. Son aşama olan değerlendirme aşamasında, hazırlanan planlar ve belirlenen sınırlılıklar çerçevesinde geliştirilen eğitim gerçekleştirilir, değerlendirilir ve hata veya eksiklikler gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılır. Temel kavramlar. Eğitim, öğrenmemizi sağlayan yaşantıların, deneyimlerin tümüdür. Çoğu kez öğretimin yerine kullanılır. Eğitim süreci içindeki kazanımlarımızın bir bölümü plansız ve rastgele gerçekleşmiş olabilir. Eğitim, öğretim, yetiştirme, öğretme gibi süreçleri de kapsayan en genel öğrenme havuzu olarak değerlendirilebilir. Öğretim, eğitimin özel bir türüdür. Belirli bir kurumda, belirli programlara bağlı olarak yürütülür. Önceden belirlenen bir hedef kitleye, belirli bir süre içinde bir takım bilgi, beceri ve ya tutumların kazandırılmasını amaçlar. Yetiştirme, her yetiştirme faaliyeti, aslında bir öğretim sürecini ifade eder. Eğitim ve öğretim arasındaki ilişki ve kapsayıcılık, öğretim ve yetiştirme arasında da bulunur. Yetiştirme faaliyetleri, yeterlik boyutu ağır basan ve kısa bir süre içinde kullanılacak becerilerin kazandırıldığı öğretim süreçleridir. Yetiştirme faaliyetleri genel olarak, kurs, diye de isimlendirilebilmektedir. Öğretme, öğretme ve öğretim kavramları sıkça karıştırılır. Bu bölümde öğretme kavramı, alanında bir uzman kişi veya kişilerin yürüttüğü, desteklediği veya rehberlik ettiği öğrenme süreçlerini ifade eder. Başka bir deyişle öğretme işi, bir insan tarafından yürütülür. Öğretim sürecinde ise, insanın yanı sıra her türlü ortam ya da teknoloji de öğretme işini yapıyor olabilir. Öğrenme, bireylerin, duyu organları yoluyla çevreleri ile girdikleri etkileşim sonucu davranışlarında meydana gelen uzun süreli değişikliklerdir. Kişilerin herhangi bir bilgiyi, beceriyi veya tutumu öğrenebilmesi için onu davranışlarına yansıtması ve benzer durumlarda yeniden kullanması gerekir. Hedef kitle, bir takım bilgi, beceri ve ya tutum kazanarak belirli bir sorununu gidermeye çalışan kişi veya kişilerdir. Eğitsel sorun, bireylerin bilgi, beceri veya tutumlarındaki yetersizlik sonucu yaşadıkları sorunlardır. Tasarım, ürün veya çözüm geliştirerek bir sorunu çözmek üzere çeşitli planlar geliştirmek veya fikir üretmek olarak tanımlanabilir. Öğretim tasarımı, öğretme kuram ve ilkelerinden yola çıkarak, etkili, verimli ve çekici öğrenme yaşantılarının kazanılabilmesi için anlamlı öğrenme etkinlikleri geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. Bu tanımda bahsedilen etkili, verimli ve çekici öğrenme yaşantıları, bizim süreç içinde özellikle dikkat etmemiz gereken noktalardan birisidir. Etkililik kavramı, öğretim programının başta belirlenen öğretim amaçlarındaki yeterlikleri kazandırıp kazandıramaması ile ilgilidir. Verimlilik kavramı, herhangi bir öğretim sürecinde harcanan zaman, emek, para ve kaynakların karşılığını bulması ile ilgilidir. Çekicilik kavramı ise, öğretim sürecinin hem katılımcılar hem de gerçekleştirenler açısından ne derece katlanılabilir olduğu ile ilgilidir. Hedefler, aslında öğretim programlarının gerçekleştirilme nedenleri olan genel amaç ifadeleridir. Bu ifadelerde öğretim programının hedef kitleye neler kazandıracağı veya neyi gerçekleştireceği çok genel olarak belirtilir. Öğretim amaçları, herhangi bir öğretim programında hedefe götüren yeterlik ifadeleri olarak değerlendirilebilir. Öğretim amaçları, ölçülebilir, gözlenebilir ve yeterliğe dayalı ifadelerden oluşmaktadır. Bu ifadelerde öğrenenlerin, öğrenme süreci sonunda neler biliyor, yapıyor veya hangi davranışı gösteriyor olacakları belirtilir. Öğretim içeriği, amaçlarda belirtilen yeterlikler çerçevesinde hedef kitle ile paylaşılacak olan yazılı, sözlü, görsel ve işitsel her türlü mesaj olarak özetlenebilir. Öğretim içeriği bazı durumlarda eğitsel içerik olarak da isimlendirilebilir.
ölçme değerlendirme ölçütleri, ölçme değerlendirme ölçütleri, öğretim amaçlarında belirlenen ölçülebilir ve gözlenebilir performansların, yeterliklerin, öğretim süreci sonunda nasıl bir ölçü stratejisi ve aracı ile ölçülüp değerlendirileceğinin tasarımın başında belirlenmesi ile ilgilidir. Bu ölçütler, belirlenen her bir amaç için düşünülür ve belirlenir. Öğretim ortamları, öğretim ortamları, eğitsel içeriğin öğrenenlere aktarılmasını veya ulaşmasını sağlayan her türlü teknolojiyi ifade eder. Öğretim stratejileri, öğretim stratejileri, öğretim sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik alınan kararlardan oluşur. Bu stratejiler sürecin yüz yüze, uzaktan veya karma bir şekilde olup olmayacağının yanında, öğrenenlerin kendi kendilerine, rehber eşliğinde veya yoğun etkileşim olanakları ile öğrenip öğrenmeyecekleri doğrultusundaki kararları içerir. Öğretim yöntemleri, belirlenen öğretim amaçları doğrultusunda, eğitsel içerik farklı birçok şekilde öğrenenlerle paylaşılabilir. Bunlar arasında geleneksel yöntemler olduğu gibi çağdaş ve yeni yöntemler de yer alır. En sık kullanılan öğretim yöntemleri arasında, düz anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay, gösterim, inceleme gezisi, rol oynama ve takım çalışması gibi yöntemler yer alır. Öğretim etkinlikleri, bazı uzmanlar öğretim tasarımı sürecinin aslında anlamlı öğrenme, öğretme etkinlikleri geliştirmek olduğunu ifade ederler. Gerçekten de öğrenmeyi anlamlı ve kalıcı kılan iyi tasarımlanmış öğretim etkinlikleridir. Farkındalık oluşturma eğitim ihtiyaçlarının analizi. Öğretim tasarımı sürecinin ilk aşaması olan analiz aşaması, eğitim ihtiyacını, sorununu, belirlediğimiz ve bu ihtiyaca ilişkin farklı veriler topladığımız bir aşamadır. Analiz aşamasında sorunun ne olduğunu ve nereden kaynaklandığını bilmiyorsak, öncelikle bunu belirleriz. Eğer sorun ve kaynağı hakkında bilgi sahibi isek de sorunu daha iyi anlamaya çalışırız. Sonuçta bu sorunları iyi anlarsak, öğretim tasarımı sürecini işe koşup çözüm olarak etkili, verimli ve çekici bir öğretim sağlayabiliriz. Gereksinimler ve eğitsel gereksinimler. Gereksinimler, içinde bulunduğumuz durum ile olmasını istediğimiz durum arasındaki fark olarak tanımlanır. İki durum arasındaki bu fark aslında bir yokluğu, eksikliği ifade eder. Gereksinimler farklı türlerde hayatımıza girebilir. Bunların önde gelenleri aşağıda sıralanmıştır. Ölçüte dayalı gereksinimler. Karşılaştırmalı gereksinimler. Hissedilen gereksinimler. Açıklanmış gereksinimler. Geleceğe dönük gereksinimler. Yaşamsal olay gereksinimleri. Gereksinim belirleme yöntemleri. Aslında gereksinimler belirlenirken temelde yapılan iş veri toplamaktır. İster bilimsel araştırma sürecinde olsun isterse gereksinimlerin belirlenmesi sürecinde, veriler toplanırken benzer yöntem ve araçlardan yararlanılır. Veri toplarken kullanılan yöntemler, belge tarama, anket, görüşme, gözlem, tartışma ve olay incelemesi olarak sıralanabilir. Eğitim sorunlarının belirlenmesi. Gereksinimlerimizin, yani sorunlarımızın farklı türleri olabileceğini önceki sayfalarda öğrendik. Tüm sorunlar eğitim sorunudur diyemeyiz. Gereksinim belirleme yöntemlerini kullanarak belirlediğimiz sorunlardan bazıları eğitim sorunu, bazıları da eğitim dışı sorunlar olabilir. Aynı şekilde belirlenen sorunların tümü eğitim sorunu olabilir veya hiçbiri eğitimle ilgili bir sorun olmayabilir. Peki, bu kararı nasıl veriyoruz? Belirlediğimiz sorunların bir eğitim sorunu mu yoksa eğitim dışı bir sorun mu olduğunu belirlemek üzere iki farklı yöntemden yararlanabiliriz. Bunlardan ilki sezgisel yöntem, diğeri de potansiyel, kapasite ve performans karşılaştırma yöntemidir. Şimdi kısaca bu iki yöntemi örneklerle inceleyelim. Eğer sezgisel olarak bir sorunu, kişilerin bilgi, beceri ve tutumlarını değiştirerek veya geliştirerek çözebileceğimizi düşünüyorsak sorunun eğitim sorunu olduğunu düşünebiliriz. Potansiyel, gizil güçlerimizin tamamı olarak tanımlanabilir. Kapasite, bireylerin bir işi yapabilme becerisi veya gücüdür. Performans ise ulaşmak istediğimiz bilgi, beceri veya tutumlardır. Yani sonunda ulaşmak istediğimiz noktadır. Eğer bireylerin kapasiteleri yetersiz olduğundan dolayı performanslarında bir takım yetersizlikler varsa soruna eğitim sorunu diyoruz.
Aksi halde, kapasiteleri yeterliyse ve hala performansları yetersizse, o zaman sorun eğitim sorunu değil, başka nedenlerden kaynaklanıyor demektir. Sonuç olarak bu yöntemde öncelikle sorunu yaşayan bireylerin potansiyelini belirliyoruz ya da toplam potansiyelin içinden sorunun kaynaklandığı alanı seçiyoruz. Daha sonra belirlediğimiz bu potansiyel alanına performans kazandırmak üzere tasarımladığımız uygun öğretim sürecini işe koşuyoruz. Kurumsal olanakların ve önceliklerin belirlenmesi. Gereksinimler çözümlendiğinde ve hangi gereksinimlerin öğretim tasarımı, hangilerinin eğitim dışı seçenekler gerektirdiği belirlendikten sonra analiz aşamasında yapılması gereken bir diğer işlem de kurumsal olanakların ve önceliklerin belirlenmesidir. Öğretim tasarımı uzmanları olarak kurumun hangi sorunların çözümüne öncelik vereceğini ve bu çözümlerin sınırlarını kendi başımıza belirlememiz imkansızdır. Bu durumda, yaptığımız çözümlemelerin sonuçlarını ilgili yöneticiler ve karar vericilere bir rapor şeklinde paylaşarak çözüme yönelik görüşlerini alırız. Burada kurumun öncelikleri ve zaman ve maliyet açısından endişeleri dikkate alınarak en uygun çözüm geliştirilmeye çalışılır. Hedef kitle analizi. Eğitim sorununa ve geliştirilecek öğretim sürecine karar verilmesinin ardından, sorunu yaşayan hedef kitle konusunda da analiz yapılması gerekmektedir. Hedef kitlenin özellikleri genel ve eğitsel olmak üzere iki farklı şekilde incelenebilir. Genel özellikler, öğrenim durumları, yaş, cinsiyet, toplumsal nitelik ve eğitime yönelik beklenti ve tutumları olarak sıralanabilir. Eğitsel özellikler ise, ilgi alanları, motivasyon düzeyleri, yetenekleri ve hazır bulunuşlukları ile öğrenme stratejilerinden oluşan özelliklerdir. Farkındalık oluşturma eğitim programlarının tasarımı. Öğretim tasarımı sürecinin ikinci aşaması olan tasarım aşaması, eğitim sorunun ve hedef kitlenin analizinden sonra artık yavaş yavaş öğretim sürecinde kazandırılacak içeriği, ortamları, yöntem ve stratejileri belirlediğimiz bir aşamadır. Bu aşamada atılacak adımlar, hedefin ve öğretim amaçlarının geliştirilmesi, amaçlara ilişkin değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi, içeriğin belirlenerek düzenlenmesi, öğretim strateji ve yöntemlerinin belirlenmesi ile öğretim ortamlarının belirlenmesi olarak sıralanabilir. Farkındalık oluşturma eğitimlerinin geliştirilmesi. Giriş. İnsanların farkındalıklarını artırarak değişen ve gelişen şartlara göre davranış değişikliği yaşamaları eğitim yoluyla sağlanabilir. Acil durum ve afet gibi, farkındalık oluşturmak ancak bu konuya özgü süreçlerin, ortamların ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi ile mümkündür. Acil durum ve afet farkındalığı eğitimi hazırlanmasının aşamaları analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirmedir. Bir eğitim sürecinde en çok zaman harcanan aşama olan eğitim materyali geliştirme aşaması alan uzmanları ve tasarımcılar ile görüşme, uygun içerik hazırlama ve alıştırma hazırlama gibi süreçleri kapsamaktadır. Farkındalık oluşturma sürecinde eğitim materyalinin önemi. Amerikalı bir eğitimci olan Edgar Dale öğrenme ve benimseme derecesini belirtmek amacıyla yaşantı, tecrübe, konisi isimli bir model geliştirmiştir. Bu modele göre her öğretim süreci, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru derecelendirilir. Yaşantı konisine göre öğrenme sürecine dahil olan duyu organlarımızın sayısı arttıkça daha etkili ve verimli öğrenir, öğrendiklerimizi daha fazla akılda tutar ve geç unuturuz. En iyi öğrendiğimiz şeyler ise, doğrudan kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. Görerek öğrenme farkındalık oluşturma sürecinde en çok paya sahiptir. Duyu organlarımızda edindiğimiz bilgilerin hangi araçlarla ne kadarının akılda kaldığı incelendiğinde ise yapma söyleme yoluyla öğrenilenlerin en kalıcı bilgiler olduğu durmuştur. Bu nedenle acil durum ve afet konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturma etkinlikleri için geliştirilecek eğitim materyalleri mümkün olduğunca çok duyu organına hitap etmeli, basitten karmaşığa ve somuttan soyuta doğru planlanmalı ve bolca görsele yer vermelidir. Farkındalık oluşturmada materyal geliştirme süreci. Kullanışlı eğitim materyallerini kısa zamanda ve kolayca geliştirebilmek çoğunlukla tasarım aşamasına bağlıdır. Materyal geliştirme süreci. Birinci içerik oluşturma. İkinci araç, ortam seçme.
Üçüncü pilot uygulama. Dördüncü düzeltme. Beşinci hazır hale getirme aşamalarından oluşur. İçerik oluşturma sürecinde eğitmen analiz ve tasarım aşamalarındaki süreçleri dikkate alarak öğrenme amaçlarına ve hedef kitleye göre var olan içerikleri gözden geçirir, düzenler ya da yeni içerikler oluşturur. Araç ve ortam seçme aşamasında öğrenenlerin ve öğretenin özellikleri, öğrenme amaçları ve çıktıları, araç gerek özellikleri, öğrenme ortamı ve kısıtlar göz önünde bulundurularak araç gereç, yöntem ya da ortam seçilir. Pilot uygulama geliştirilen sürecin test edildiği aşamadır. Kağıt üstünde uygun görünen sürecin uygulamada sorun çıkarıp çıkarmadığına bakılır. Düzeltme, gözden geçirme aşamasında materyallerin yazım yanlışlarını düzeltilir, kullanılabilirliği kontrol edilir, içeriği gözden geçirilir ve görselleri düzeltilir. Etkili bir düzenleme ile eğitim materyalleri kullanıma hazır hale getirilip uygulama aşaması beklenir. Acil durum ve afet farkındalık eğitimlerinde öğretim materyallerinin geliştirilmesindeki amaç eğitmekten öte farkındalık ve duyarlılık oluşturmaktır. Bu içeriği ve materyali geliştiren tasarımcı, en uygun materyalin ne olacağını, bu materyalin faydasını, kullanılabilirliğini ve maliyetini iyi düşünmelidir. Eğitim materyallerinin geliştirilme aşamasında eğitmenlerin izlemesi gereken temel adımlar şunlardır. 1. Eğitimin amaçları ve öğrenenlere kazandırılması planlanan öğrenme çıktıları belirlenir. 2. Eğitim amaçlarının ve çıktılarının ne tür bir içerikle sağlanacağı, hangi ortamların, yöntemlerin ve tekniklerin kullanılacağı belirlenir. 3. Amaçlara, öğrenme çıktılarına, öğrenenlere ve öğrenme ortamına uygun eğitim materyalleri tasarlanır. 4. Tasarlanan eğitim materyallerinin hangi araç ve gereçlerle düzenleneceği belirlenir. 5. Eğitim materyallerinin kullanılabilirliğini ve amaçlara uygunluğunu test etmek için pilot uygulama, deneme yapılır. 6. Pilot uygulamadan sonra değerlendirme ilkelerine göre eğitim materyalinde belirlenen eksiklikler giderilir ve materyal kullanıma hazır hale getirilir. Farkındalık oluşturma eğitimlerinde kullanılabilecek materyaller. Bir mesajı, fikri ya da düşünceyi iletmek için yazılı, görsel ve görselcişitsel materyaller kullanılabilir. Eğitim materyali geliştirme sürecinde kullanılabilecek araç ve gereçler çeşitlilik göstermekle birlikte tüm materyaller. Öğrenenlerin, katılımcıların dikkatini çekmeli. Öğrenenlerin, katılımcıların ilgilerini artırmalı. Öğrenme ortamı ve amaçlarıyla uyum sağlamalı. Bir fikrin ya da düşüncenin kabulünü desteklemeli ve katılımcıları doyuma ulaştırmalıdır. En eski öğretim araçlarından olan yazılı materyaller kitap, kılavuz, izlence gibi araçlardır. Yazılı materyallerin farkındalık oluşturmak açısından, ulaşılabilir, esnek, taşınabilir ve kullanışlı olması gibi üstünlükleri vardır. Bunun yanında tek yönlü iletişim kurması, belli bir düzeyde yazıldığı için her seviyedeki öğrenene hitap etmemesi, bazı okuyucular için öncül bilgiler gerektirmesi ve pasif öğrenmeye neden olması gibi dezavantajları da vardır. Resim, çizim, poster, afiş, grafik, infografik ve kavram haritaları gibi görsel materyaller farkındalığı artırmak, algıyı güçlendirmek, olayları somutlaştırmak, hatırlamaya yardımcı olmak ve dikkat çekmek için kullanılabilir. Görselcişitsel araçlar arasında en popüler olanı videodur. Videoların hareket ve süreci tehlikesiz bir şekilde gözlemeye olanak verme, dramatize etme, beceri kazandırma, duygusal öğrenme sağlama, sorun çözme, kültürel farklılıkları anlamayı sağlama ve ortak tutum oluşturma gibi avantajları vardır. Açık eğitsel materyaller eğitim, öğretim, araştırma ve farkındalık oluşturma gibi etkinliklerde ücretsiz olarak erişime ve kullanıma açık olan dijital kaynaklara verilen addır. Herkesin kullanıma açık eğitsel materyaller genellikle Creative Commons, CC lisansı kapsamında kullanılmaktadır. Bu lisans, telif hakkı bulunan bir eserin, ürünün veya çalışmanın yasal ve ücretsiz olarak internet ortamında kullanılmasını ve dağıtılmasını sağlayan açık telif hakkı lisansıdır. Böylece kişiler internet ortamında oluşturdukları içerikleri veya materyalleri CC lisanları ile lisanslayarak kullanım koşullarını belirleyebilirler. CC lisanslarında kullanıcılar eserleri için 4 farklı koşul belirleyebilirler.
Bu koşullar atıf, aynı lisansta paylaş, gayri ticari kullan ve türetilemez koşullarıdır. CC lisansları içerisinde bu koşulları içeren 6 farklı lisans şartı ile CC0 ve PDM adında 2 lisans daha bulunur. CC0 kamu malı adama, PDM ise kamu malı işareti anlamına gelir. CC lisanslarının yanı sıra telif hakkı, özgür telif ve telif serbestisi olarak adlandırılan 3 telif türü daha mevcuttur. Telif hakkı, copyright, bir ürününün ve bilginin kullanılması ve yayınlanması ile ilgili hakların yasalarca belli kişiye ait olduğunu ifade eder. Özgür telif, copyleft, esere ait telif haklarının belirli kısımlarından eser sahibinin belirtilen koşullar çerçevesinde feragat ettiği telif türüdür. Telif serbestisi, copyfre ise telif hakkı alınmış tüm yazılı, görsel ve işitsel eserlerin üzerindeki hakların ve sınırlamaların kalktığını ifade etmektedir. Farkındalık oluşturma sürecinde uzaktan eğitim, sosyal medya ve mobil teknoloji uygulamaları. Acil durum ve afet konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanacak yazılı, görsel ve görselcişitsel materyaller uzaktan eğitim, sosyal medya ve mobil teknoloji ortamları ile daha hızlı ve etkili bir şekilde yayınlanabilir. Uzaktan eğitim, öğrenen ve öğretenin birbirlerinden fiziksel olarak uzakta olduğu, eğitim uygulamalarına bilgisayar ya da cep telefonu ve internet bağlantısı ile eriştiği öğretim modelini ifade eder. Uzaktan eğitim araçları ile uygulanabilecek aktiviteler eş zamanlı, senkron ve eş zamansız, asenkron uygulamalar olarak ikiye ayrılabilir. Eş zamanlı araçlar, anlık sohbet araçları ve web konferans sistemleridir. Eş zamansız araçlar ise video blog, web günlüğü, bulut depolama ve slide gösterisidir. Sosyal medya terimi insanların iletişim kurmalarını ve çeşitli bilgileri paylaşmalarını sağlayan internet tabanlı uygulamaları ifade eder. Sosyal medya araçları ekonomik, kolay erişilebilir, güncel ve özgür olmaları nedeniyle acil durumlar ve afetlerle ilgili farkındalık oluşturmada çok etkili araçlardır. Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram ve Twitter günümüzde en sık kullanılan sosyal medya araçları arasındadır. Bu platformların aşağıdaki özellikleri eğitim materyallerinin rahatlıkla yayınlanabilmesine olanak sağlar. Pek çok içerik formatı sosyal medya araçlarında görüntülenebilmektedir. İçerikler sosyal medya platformları arasında rahatlıkla aktarılmaktadır. Çok farklı profillere sahip olan kullanıcılara tek bir noktadan rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Kişiden kişiye, kişiden topluluğa ve topluluktan topluluğa etkileşimler sunar. Eş zamanlı ve eş zamansız iletişim olanağı sunar. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar gibi araçlarla kullanılabilir. Canlı yayın fırsatlarıyla katılımcıların ilgisini canlı tutar. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları farkındalık yaratmak amacıyla kullanılabilecek iki uygulamadır. Sanal gerçeklik uygulamaları gerçek bir olayın sanallaştırılmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile oluşturulan sistemlerde insanlar sanal nesnelerle etkileşime girerek birinci elden bir deneyim yaşamış gibi hisseder. Artırılmış gerçeklik gerçek dünyanın sanal teknolojiler ile desteklenmesidir. Gerçek bir mekan bilgisayar ortamında ses, grafik ve animasyon gibi öğelerle zenginleştirilir. Böylece kişiler gerçek ve sanal nesneler bir arada algılayıp etkileşime girer. Sanal gerçeklik ile katılımcılar tamamen bilgisayarda oluşturulmuş sanal bir ortamla etkileşim kurarken, artırılmış gerçeklikte katılımcılar gerçek dünyada bilgisayar teknolojileri aracılığıyla zenginleştirilmiş öğelerle etkileşime geçer. Farkındalık oluşturma eğitimlerinin uygulanması. Bir eğitim vermeden önce ayrıntılı bir planlama yapmanın farkındalık oluşturmanın temeli olduğunu ve bu planlamaya genel olarak öğretimin tasarımı adının verildiğini artık biliyoruz. Ayrıca, eğitimin, özellikle de farkındalık oluşturma eğitiminin aslında bir iletişim süreci olduğunu ve eğitim iletişimi, educational communications olarak tanındığını biliyoruz. Öğretim tasarımı sürecinin uygulama aşamasında gerçekleştirdiğimiz işlerin başında, yapmayı planladığınız eğitimin işe yarayıp yaramayacağını test etmek gelmektedir.
Bir başka deyişle pilot uygulama bu aşamanın önemli işlevlerinden biridir. Ek olarak, eğitim faaliyetlerinin organizasyonel boyutu da, eğitimlerin yeri, zamanı, katılımcıları, takvimi, bütçesi, VB bu aşamada planlanır. Ayrıca, eğitimde yer alacak eğiticilerin yetiştirilmesi ve katılımcıların, öğrenenlerin, hazır hale getirilmeleri ve özellikle fiziksel eğitim ortamlarının düzenlenmesi de bu aşamada gerçekleştirilen temel işlerdir. Uygulama stratejisi. Uygulama stratejisinde yapacaklarımızdan biri eğitici ya da eğiticileri belirlemektir. Örneğin, ilimizdeki ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerine deprem öncesinde ve sırasında yapılması gerekenler konusunda bir eğitim vermek istediğimizi, toplamda 50 okul olduğunu ve her okulda ortalama 6. ve 7. sınıf olduğunu düşünelim. Bu yaklaşık 300 sınıf demektir ve her sınıfta 30 öğrenci olduğunu düşünürsek yaklaşık 9000 kişilik bir katılımcı grubu anlamına gelmektedir. Tek oturumluk kısa bir eğitim, 30-45 dakika süreli, tasarımlasak bile bu eğitimi tek başımıza gerçekleştirmemiz oldukça zaman alıcı ve zor olacaktır. Eğitici seçimi yapılırken eğiticinin özelliklerini ve çevresel faktörleri dikkate almak durumundayız. Eğiticinin özellikleri konu uzmanlığı, öğretim stratejisine yatkınlığı ve kişisel özellikleri bağlamlarında değerlendirilebilir. Konu uzmanlığı, genel olarak kişinin eğitimin konusuna ilişkin sahip olduğu bilgi, beceri ve tutumları ifade etmektedir. İyi bir eğiticinin, konuya ilişkin yeterli düzeyde kuramsal, kavramsal bilgiye sahibi olması, o konuda gerekli eylemleri gerçekleştirebilecek bilişsel, zihinsel ve veya devinsel, psikomotor, becerileri sergileyebilmesi, ayrıca, o konuya ilişkin becerileri bir tür alışkanlık haline getirmiş ve o konuda olumlu inançlara sahip olması gerekir. Eğitici seçiminde önemli bir faktör kişisel özellikleridir. Kişisel özellikler yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum gibi genel özellikler ile doğrudan eğitimin konusuna ilişkin tutumları, inançları, motivasyonları gibi özel özellikleri içerir. Örneğin, cinsiyet farklılıklarının önemli olduğu nispeten kapalı diyebileceğimiz bölgelerde kadınlara yönelik verilecek bir eğitimde erkek eğitici seçilmesi sıkıntı oluşturabilir. Yeniliklerin yayılması kuramında Everett Rogers, insanların kendilerine yakın buldukları, benzer özellikler taşıyan kişiler tarafından sergilenen davranışları daha çabuk benimsediklerini belirtmektedir. Bu doğrultusunda, örneğin son derece şık ve batılı tarzda giyinen ve konuşan bir kadın eğiticinin yine kırsal bir bölgede daha geleneksel yaşam tarzı olan kadınlara yönelik vereceği eğitimde de sorunlar yaşanabilir. Eğitimcilerin seçimi kadar eğitim vermeyi planladığımız kitleye nasıl ulaşacağımız ve onları eğitimlere nasıl çekeceğimiz de uygulama stratejisi geliştirirken düşünmemiz gereken noktalardan biridir. Katılımcılara eğitim konusunda haber vermek ve onların ilgisini çekmek tasarımladığımız eğitimin beklenen çıktılara ulaştırmasında son derece önemlidir. Çok etkili bir eğitim tasarımlamış olabiliriz ancak eğitime kimse gelmezse ya da katılım istenen ölçüde olmazsa tüm hazırlığımız anlamsız kalabilir. Bu duruma düşmemek için uygulama stratejisinin gereği olarak önceden belirlemiş olduğumuz hedef kitleyi eğitim konusunda haberdar etmek ve onların katılımını sağlamak için bazı faaliyetleri planlamalıyız. Farklı iletişim araçlarından yararlanarak hedef kitlemizi eğitim içeriği ve eğitime katılım yolları için bilgilendirmek bunlardan biridir. Poster, broşür ve el ilanı gibi farklı basılı malzemeler hazırlayarak hedef kitlemizin rahat erişebileceği yerlerde asılması ya da dağıtılmasını sağlayabiliriz. Katılımcılara ulaşmak için yararlanabileceğimiz diğer iletişim ortamları geleneksel medya olarak adlandırılan gazete, televizyon ve radyodur. Bütçemiz el verdiğince yerel ve veya ulusal gazetelerde, televizyon ve radyo kanallarında ilan vererek eğitimimizin içeriği ve katılım bilgilerini yayabiliriz. O araçlar arasında özellikle radyo dikkat çekicidir. Uygulama aşamasında gerçekleştirilen işlerden biri de eğitim takvimini, oturumlarını ve sürelerini belirlemektedir. Eğitim takvimi, eğitimlerin gerçekleştirileceği günleri ve sürelerini içerir. Bu konuda farklı uygulamalar yapılmakla birlikte, hedef kitlenin büyüklüğü, eğiticilerin uygun olma durumları, eğitim mekanının uygunluğu, eğitim içeriğinin ivediliği ve hedef kitlenin katılma durumları gibi değişkenler göz önüne alınarak eğitim takvimi oluşturulur.
Malcolm Knowles'ın Yetişkin Öğrenenler Kuramı bize ilgi ve içsel motivasyonu uyandırmak için yapabileceklerimiz konusunda ipuçları vermektedir. Bu kurama göre yetişkin öğrenenlerin farklı özellikleri vardır ve bunlardan en önemlilerinden biri neyi, neden, nerede, ne zaman ve nasıl öğrenmeleri gerektiğini önceden bilmek istemeleridir. Uygulama aşamasında gerçekleştirilen işlerden biri de eğitim takvimini, oturumlarını ve sürelerini belirlemektedir. Eğitim takvimi, eğitimlerin gerçekleştirileceği günleri ve sürelerini içerir. Bu konuda farklı uygulamalar yapılmakla birlikte, hedef kitlenin büyüklüğü, eğiticilerin uygun olma durumları, eğitim mekanının uygunluğu, eğitim içeriğinin ivediliği ve hedef kitlenin katılma durumları gibi değişkenler göz önüne alınarak eğitim takvimi oluşturulur. Eğitim hizmetlerinin bütçesini oluşturmak her zaman ve koşulda en zor gerçekleştirilen işlemlerden biridir. Çok çeşitli değişkenler bütçenin oluşturulmasında etken olmaktadır. Aslında eğitim maliyetlerinin bütçelendirilmesinde iki temel yaklaşım izlenmektedir. Bunları yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya şeklinde ifade edebiliriz. Yukarıdan aşağıya yaklaşımında size tahsis edilen bir bütçe vardır ve sizin eğitim etkinliğini bu bütçe sınırları içerisinde gerçekleştirmeniz beklenmektedir. Diğer yaklaşım ise sizden bir bütçe oluşturarak sunmanız ve sonra üst makamın ya da finansı sağlayanların onayını almayı içerir. Bütçe hazırlanırken eğiticinin belirlenmesi ve isteyeceği ücretin önceden belirlenmesi önemlidir. Diğer bir konu vergilerdir. Bazı durumlarda eğiticiler gelir vergisi türü vergileri eğitimi planlayanlardan istemektedir. Bu tür konularında önceden ücrete dahil olup olmayacağı konuşulmalıdır. Örneğin, üniversite öğretim üyeleri eğitici olarak katıldıkları etkinliklerde aldıkları ücretten çeşitli vergiler ödemek durumundadırlar. Eğitici eğitimi. Önceden bir eğitici eğitimi vermeden, bu eğiticilerin hepsinin bizim tasarımladığımız gibi bir eğitim vermesini beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. Her eğiticinin kendi deneyimleri sonucu oluşturduğu birbirinden farklı ön yargıları ve öğretme stratejileri ile alışkanlıkları olabilir. Ayrıca bu eğiticilerin, eğitimin içeriği, bağlamına, hedef kitlesine yönelik motivasyon düzeyleri ve tutumları da farklılaşabilir. Bu farklılıkları en aza indirmek ve olabildiğince tüm katılımcılara hedeflediğimiz aynı yeterlikleri kazandırabilmek için eğiticileri hazırlamaya, bir başka deyişle eğiticilerin eğitimini gerçekleştirmeye ihtiyaç duyarız. Eğiticilerin eğitiminde dikkat edilecek ilk nokta eğitime katılacak eğitici adaylarını belirlemektir. Eğitici eğitiminin ikinci önemli noktası amaçların, eğitim etkinliklerinin ve değerlendirme stratejisinin belirlenmesinde dikkatli olmaktır. Eğiticilerin eğitimi, öncelikle eğiticilerden vermelerini beklediğimiz eğitim içeriğinin tanıtımını kapsamalıdır. Bu tanıtımda hem içerik tanıtılmalı, hem de izlemeleri beklenen öğretim stratejisi konusunda bilgi verilmelidir. Ancak bu tanıtım sadece düz anlatım şeklinde olmamalıdır. Eğitici eğitimlerini yürütecek eğiticilere de önemli görev düşmektedir. Diğer birçok eğitimde olduğu gibi eğitici eğitimini yürüten eğitimciler de eğitim boyunca model ve rehber olmaya dikkat etmeli, adaylardan eğitici olduklarında sergilemeleri beklenen davranışları bu eğitimlerde kendileri sergilemelidir. Örneğin, eğitici adaylarından beklentimiz katılımcıların sorularına doğrudan cevap vermek yerine onları araştırmaya teşvik etmeleri ise, eğitici eğitimi sırasında eğitimci katılımcı adayların sorularını doğrudan cevaplamayarak onları araştırmaya yönlendirmelidir. Pilot uygulama. Farkındalık oluşturma eğitimlerinin uygulama aşamasında gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetlerden biri de tasarımladığımız eğitimin pilot bir uygulamasını, bir başka deyişle küçük çaplı bir denemesini yaparak çalışan çalışmayan ve geliştirilmesi gereken yönlerini saptamaktır. Özellikle, geniş kapsamlı, sonuçları tam olarak tahmin edilemeyen, hedef kitlenin tam olarak bilinmediği, sonuçlarının geri alınamayacağı türde eğitim uygulamalarında pilot denemelerin yapılması önerilmektedir. Pilot uygulama, farklı biçimlerde ve sürelerde gerçekleştirilebilir. Özellikle çok büyük çaplı eğitim faaliyetlerinde birden fazla mekan, zaman, bağlam ve katılımcılarla bir dizi pilot yapmak yararlı olacaktır. Önemli olan yeterli düzeyde veri topladığımıza emin olmaktır. Küçük çaplı eğitim uygulamalarında ya da tasarım için çok az zamanımız olduğu durumlarda pilot yapma imkanı olmayabilir.
Bu durumlarda da pilot yerine geçebilecek küçük çaplı denemeler yapabiliriz. Örneğin, eğitim için hazırladığımız sunuyu eğitime katılacak hedef kitle ile aynı özelliklere sahip bir tanıdığımıza göstererek fikir almak ya da katılımcıların üstü olan birine eğitim malzemeleri ve süreci hakkında bilgi vererek yorum almak eğitim öncesi çok yararlı bilgiler almamıza yardımcı olabilir. Mekan seçimi ve düzenlenmesi. Yüz yüze ve harmanlanmış öğrenme yaklaşımlarının benimsendiği eğitim etkinliklerinin tasarımındaki uygulama aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri de eğitim mekanının seçimi ve düzenlenmesidir. Eğitim mekanının seçimi konusunda dikkate aldığımız faktörler arasında uygunluk, hedef kitlenin büyüklüğü ve maliyet gelmektedir. Mekanın uygunluğu kadar hedef kitlenin büyüklüğü ve maliyet de önemli faktörlerdir. Çok küçük ya da çok geniş mekanlar eğitimin etkililiği azaltan etkiye sahiptir. Mekanın, katılımcıların rahat hareket etmesini sağlayacak ve farklı etkinlikleri, takım halinde ve bireysel, yapmaya imkan verecek büyüklükte olmalıdır. Bazı eğitimler otel gibi özel yerlerde düzenlenmektedir. Bu tür mekanlar eğitimlerin çekiciliği artırırken maliyet açısında yük getirmektedir. Mekanın seçiminde bütçemizi düşünmek eğitimin verimliliği açısından önemlidir. Mekan seçimi kadar düzenlenmesi de dikkat etmemiz gereken bir noktadır. Eğitim mekanının düzenlenmesinde farklı tasarım seçeneklerimiz bulunmaktadır. Genel olarak yuvarlak masa modeli olarak belirtilmiş olan mekan düzenleme modeli en fazla esneklik sağladığı, hem küçük hem de büyük gruplara uygun olduğu, katılımı teşvik ettiği için en sık tercih edilen modeldir. Farkındalık oluşturma eğitimlerinin değerlendirilmesi. Giriş. Eğitim programlarının önemli bir bileşeni değerlendirme sürecidir. Genel olarak değerlendirme süreci, önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda veri toplama ve bu verileri belirlenmiş standartlar ile karşılaştırarak karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Eğitim kurumları ve organizasyonlar eğitime yaptıkları yatırımların sonuçlarını görmek ve bu sonuçlara göre insan kaynakları, donanım, zaman ve finans gibi kurumsal temel bileşenlerine yönelik strateji geliştirmek isterler. Tüm bu sonuçlara ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla ulaşılabilir. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının gerçekten etkili olabilmesi için tüm bileşenleri kapsaması gerekmektedir. Sadece belirli bölümlerin, örneğin eğitimi alan kişilerin öğrendiklerinin, eğitimcinin yeterliliklerinin ya da programın başarısının değerlendirilmesi bütün hakkında ayrıntılı fikir vermeyebilir. Eğitim etkinliğinin sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Uygulamada ve planlamada eğitimin etkili olabilmesi için izlenmesi gereken 10 temel aşama bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla: 1. İhtiyaçların belirlenmesi. 2. Amaçların yazılması. 3. İçeriğin belirlenmesi. 4. Hedef kitlenin seçimi. 5. Eğitim programının yapılması. 6. Olanakların sağlanması. 7. Eğitmenin seçimi. 8. Görselcişitsel araçların seçimi ve hazırlanması. 9. Program koordinasyonu. 10. Programın değerlendirilmesidir. Eğitim etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, eğitimin amaçlarının gerçekleşme düzeyinin, elde edilen faydaların, eğitimin değerinin, eğitimin geliştirme olanaklarının ve eğitim sorumlularının performanslarının değerlendirilmesi için yapılan sistematik bir çalışmadır. Bu çalışma acil durum ve afet farkındalık eğitimlerinde de sistematik bir şekilde uygulanmalıdır. Bir acil durum ve afet eğitim programının etkili olmasında, program geliştirme sürecinde katılımcıların ihtiyaçlarının belirlenmesi çok önemlidir. Geliştirilen eğitim programının işlevselliği ihtiyaçlara ne düzeyde yanıt verdiğiyle doğru orantılıdır. Örneğin ülkemizde sıklıkla deprem yaşanan bir bölgede verilecek eğitimlerin içeriği afet öncesi zarar azaltma ve hazırlıklı olma ve afet sonrasında müdahale ve iyileştirme olarak planlanabilir. İhtiyaç belirlemede nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Nitel araştırmalarda, görüşme, sürece katılım, daha detaylı bilgiler elde edilebilmesine rağmen zaman alması nicel araştırmaların daha çok tercih edilmesini sağlar. Temel bir anket formu bu bağlamda hem kısa bir zaman diliminde hem de yeterli bilgi toplama açısından faydalı olacaktır.
eğitim etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan modeller. Eğitim etkinliğinin ölçülmesine ilişkin çok sayıda farklı model bulunmaktadır. Bu modellerden özellikle günümüze kadar insan kaynakları yönetimi literatüründe yaygın kabul görmüş, süreç ve sonucu merkeze alarak değerlendirmenin tüm bileşenlerini inceleyen Kirkpatrick 4 aşamalı değerlendirme modeli ele alınmıştır. Değerlendirme modeli Danaher Kirkpatrick tarafından geliştirilmiştir. Kirkpatrick'in modeli hedef temelli bir yaklaşım benimser. Bu modelde eğitim programları her biri bir öncekinin ardından gelen hiyerarşik 4 temel düzeyde bulunmaktadır. Bunlar: tepki, reaksiyon, öğrenme, davranış, transfer, sonuçlar, etki. Katılımcıların eğitim programından hoşnut kalıp kalmadıklarına, öğretimi açık ve yararlı bulup bulmadıklarına, program ya da eğitim içeriğini öğrendiklerine inanıp inanmadıklarına ilişkin tepkilerini belirlemek gerekir. Bu tepkiler programın içerinden, programın yapısına ve biçimine, öğretim yöntem ve tekniklerinden, öğreticinin yeterliliğine ve öğretim tarzına, öğrenme çevresinin niteliğinden eğitimin amacına ulaşıp ulaşmadığına ve kursun daha iyi yürütülmesine ilişkin önerilere kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Eğitiminde değerlendirme yapmanın en önemli nedeni gelişimi ve öğrenme deneyimini desteklemektir. Değerlendirme sadece not vermek ya da düzey belirlemek için yapılmaz. Değerlendirme sonuçlarının öğrenme sürecini iyileştirmek için kullanılması gerekir. Afet yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalarda da mutlaka değerlendirme yapılmalıdır. Bu tür değerlendirme ile eğitim programına katılanların ölçüm yapılan zaman diliminde neleri bildiğini belirleriz, bundan sonra neleri öğrenmeleri gerektiğine karar veririz ve başta konulan amaç ve kazanımlara hangi düzeyde erişildiğine ilişkin geri bildirim oluştururuz. Değerlendirme ile öğretim programındaki kazanımlara hangi düzeyde ulaşıldığı belirlenir. Bu kazanımlarda her ülkenin ilgili kurumları tarafından, örneğin Afet Koordinasyon Merkezi, AKOM, sahip olması beklenen ülke standartları doğrultusunda belirlenir. Kirkpatrick'e göre, davranışta değişikliğin olabilmesi için 4 şart gereklidir. Bunlar: 1. Kişi değişme arzusuna sahip olmalıdır. 2. Kişi neyi ve nasıl yapacağını bilmelidir. 3. Kişi uygun ortamda çalışmalıdır. 4. Kişi değişim gösterdiği için ödüllendirilmelidir. Davranış değerlendirme, ilk iki aşama olan tepki ve öğrenmeyi değerlendirmeye göre daha zor ve karmaşıktır. Çünkü öncelikle katılımcıların davranış değişikliği göstermek için uygun bir fırsat bulmaları gerekmektedir. Ayrıca, davranışta bir değişikliğin ne zaman meydana geleceğini tahmin etmek imkansızdır. Davranış değerlendirmesi düzeyinde adından da anlaşılacağı üzere en sık kullanılan veri toplama yöntemi gözlemdir. Eğitimlere katılan bireylerin daha sonra gerçek yaşam ortamlarında eğitimin içeriğine ilişkin nasıl davranışlar sergilediklerini belirlemek için kullanılabilecek en etkili yöntemlerin başında gözlem gelmektedir. Acil durum ve afet farkındalık eğitimlerinin önemli bir hedef kitlesinin de çocuklar olduğu düşünüldüğünde, çocukların gelişimsel düzeylerine en uygun ölçme yöntemi olarak da gözlem karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çocuklarla çalışılırken gözlem yönteminin veri toplama aracı olarak kullanılması önerilmektedir. Çocuklarla ya da yetişkinlerle gerçekleştirilen bir gözlem sırasında kullanılabilecek ya da gözlem sonuçlarını kaydetmek için yararlanılabilecek farklı yollar ve araçlar bulunur. Öğretmenler ya da program eğitmenleri gün içindeki gözlemlerini anekdot kaydı, değerlendirme tablosu ve derecelendirme ölçeği gibi araçlar kullanarak kaydedebilir. O araçlardan bazıları geliştirme aşamasında, bazıları da kullanım aşamasında öğretmenin daha fazla vakit ayırmasını gerektirir. Anekdot, bir bireyin yaşamındaki kayda değer olaylara ilişkin yapılan gözlemleri betimlemek üzere alınan kısa notlardır. Örneğin, bir çocuk ilk defa bir deprem simülatörü etkinliğine katıldığında bulunduğunda, öğretmen ya da gözlemci sürece ilişkin gözlemini bir anekdot kaydı doldurarak belgeleyebilir. Anekdot kaydı için her zaman çok kritik veya sıra dışı bir olayın gerçekleşmesi beklenmeyebilir. Anekdot kayıtları için farklı kaynaklar olay kaydı ya da vaka kaydı olarak da adlandırmaktadır. Sistematik gözlem formları, bireyin belirli bir alandaki gelişimini izlemek için önceden tasarlanmış, planlı gözlem sonuçlarının tutulduğu değerlendirme araçlarıdır.
Anekdot kayıtlarından farklı olarak, sistematik gözlem formlarını tutmak düzenli ve planlı bir süreç gerektirir. Denetim ya da kontrol listesi belli bir zamanda bireyde gözlemlenmesi önemli olan belirli beceri, davranış, strateji, süreç veya tutumların sıralandığı listeleridir. Gözlemci, belirlenen davranışları gözleme fırsatı bulduğu anda veya sonrasında denetim listesinde bulunan ifadeleri işaretler. Değerlendirilmek istenen davranış, özellik veya becerinin düzeylerini belirlemek için kullanılan gözleme dayalı araçlara derecelendirme ölçeği adı verilir. Değerlendirilmek istenen özelliğin farklı düzeyleri bir başka deyişle dereceleri olduğundan, bu ölçme aracın adı derecelendirme ölçeği olarak belirlenmiştir. Aynen denetim listelerinde olduğu gibi, derecelendirme ölçeklerinde de gözlem sonuçları sayısal verilere dönüştürülebilir. Değerlendirme tablosu, rubrik, bir davranış ya da ürünün farklı düzeylerini, derecelerini betimsel olarak değerlendirmek amacıyla kullanılan gözleme dayalı bir araçtır. Derecelendirme ölçeğinde olduğu gibi değerlendirme tablosunda da bir duruma, beceri ya da ürüne ilişkin farklı düzeyleri yansıtan açıklamalar bulunur. Ancak aralarındaki en temel fark, düzeylerin sayısal olarak değil ayrıntılarıyla betimlenerek nitel bir biçimde belirtilmesidir. Ölçülmek veya gözlemlenmek istenilen özellik, davranış veya becerinin ölçülüp ölçülmediği gözlem ya da aracın geçerliliğini yansıtır. Bu konuda üç tür geçerlilikten söz edilebilir: kapsam, yapı ve ölçüt geçerli. Gözlemcinin ölçmek ve gözlemek istediği özelliği gerçekte gözleyip gözlemediği, bir diğer deyişle gözlem notlarının veya kayıtların amaçlanan konuyu yansıtma derecesi aracın kapsam geçerliliğini ifade eder. Yapı geçerliği ise ölçülmek istenen özelliğin doğru ve yeterli biçimde ölçülebilme gücünü ifade eder. Değerlendirmeci, programı katılımcı ile gözden geçirip, görüşmenin amacının mevcut programın gelecekte geliştirilebilmesi için neler yapılabileceğini tespit etmek olduğunu açık bir şekilde ifade etmelidir. Özellikle, katılımcının programda öğrendiklerini ne ölçüde uyguladığı, uygulamadıysa bunun nedenleri tespit edilmeye çalışılmalıdır. Katılımcıya görüşmenin gizli tutulacağı, cevaplarını açıkça ve dürüst bir şekilde ifade edebileceği bildirilmelidir. Anket araştırması daha pratik olabilir ve eğer doğru bir şekilde tasarlanırsa davranış değişikliğini değerlendirmek için ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayacaktır. Anket tasarımında dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar şunlardır. Anketin konusu, amacı, anketi cevaplayacak olanların nitelikleri ve aşamaları tespit edilmeli. Cevaplama güvenliğini ve katılım oranını yüksek tutmak için anketin amacı ve elde edilecek bilgilerin nerede kullanılacağını belirten bir açıklama konulmalı. Sorular gruplandırılmalı, genelden özele doğru sınıflandırılmalı. Anketin uzunluğu cevaplayanın fazla süresini almayacak şekilde ayarlanmalı, her soru incelenen konu ile ilgili olmalı, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Sonuç değerlendirme en önemli ve belki de en zor aşamadır. O aşamada katılımcının eğitim programında bulunmasından dolayı hangi sonuçların ortaya çıktığına karar verilir. O aşamada eğitmenler aşağıdaki gibi soruları göz önünde bulundururlar. Katılımcıların acil durum ve afet yönetimi eğitimini almaları afetlere hazırlık açısından birey ve kurumların hazırlığını ne ölçüde artırdı? İş yerinde yaşanan acil durum vakaları ne ölçüde azaldı? Bir yılın sonunda acil durumlarda gerçekleşen iş gücü kaybı ne kadar azaldı? İş gücü kaybındaki azalmadan dolayı elde edilen kazanç ne kadardır? Tatbikatlardaki başarı oranı arttı mı? Daha az tatbikat ihtiyacından dolayı elde edilen kazanç ne kadardır? Eğitimlerden sonra yaşanan ilk afet durumunda personelin, aile bireylerinin davranışları uygun muydu? İş yerinde, evde tehlike yaratacak risklerde ne kadar azalma oldu? Kış fırtınalarında otomobillerin hazırlıklı olmamasından dolayı yaşanan kaza ve yolda kalmalarda ne kadar azalma oldu? Eğitimlerdeki yatırımın getirisi nedir? Kirkpatrick'in 1959 yılında ortaya koyduğu model günümüze kadar özellikle de James Kirkpatrick ve Wendy Kirkpatrick'in çalışmalarıyla güncelliğini korumaktadır. James ve Wendy Kirkpatrick model için bir şirket kurmuşlardır ve gerek eğitim alanında gerekse kurumsal alanda hizmet vermektedirler.
modelin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla popülerliği arttırmıştır ve 1980'li yıllarda Dr. Jack J. Phillips Kirkpatrick modeline yatırımın getirisi (ROI, Return of Investment) aşamasını eklemiştir. Günümüzde Kirkpatrick'in 4 aşamalı modeli yerine Phillips'in ROI modeli daha yaygın bir bilinirliğe sahiptir. Kirkpatrick modelin orijinal halinde, Phillips'in ileri sürdüğü değerlendirmelerin ve karşılaştırılmaların yapılmamasını söylememiştir. Bu yüzden ilgili tartışmalar halen devam etmektedir. James ve Wendy Kirkpatrick 2011 yılında özellikle Phillips'in ROI modeline karşılık olarak, beklentilerin getirisi, ROE Return of Expectations, Kirkpatrick modeline yeni bir yaklaşım ve yorum getirmişlerdir.